Efendim, muazzam sıcak bir Ağustos akşamından merhaba diyoruz. Uzun zamandır empatiden yana biraz yoksun kaldığımızı hissediyoruz. Bununla ilgili ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye düşündük ve sizin için empati programını yaptık. Biraz daha başka insanlarla, diğerleriyle, ötekilerle duygudaş olabilmek için, dertleriyle dertlenmek, diğerkam olabilmek için ve bunun için de sizi sıkmamak üzere her hafta bir konuğum olacak. Bu hafta harika olacak her şey. Şimdiden bundan eminim. Neden? Hepinizin, stüdyodaki arkadaşlarım başta olmak üzere, şahsım adına da söylüyorum bunu, hiç şüphesiz sizler için de enerjisine, pozitifliğine çok inandığımız, ne zaman görsek kocaman bir gülümsemeyle karşıladığımız canım Kalben bizimle. Hoş geldin Kalbenciğim. Hoş bulduk sevgili. Bizi böyle işinin gücünün çok yoğun olduğu, çünkü evet kışın da çalışıyorsun ama yazın çok yoğun çalışıyorsun. Sürekli şeyler evet, var. Yazın konserler var. Bunca işin gücün arasında bize geldiğin için çok tekrar teşekkür ederim. Bu kadar güzel bir amaç için gelmek harika bir şey buraya. Senin için besteci ve söz yazarı dersek yanlış olur mu? Çok hoşuma gider. Başka şeylerin de var ama. Şapkaların da var. Yazıyorum. Kısa yazıyorsun. Evet. Serbest yazıyorsun. Romanımı yayınladım Ocak'ta. Albümüyle birlikte. İşte çocuk kitaplarının üzerinde tekrar çalışıyorum. Onları iki kitaplar üçlemek istiyorum. Üç tane olsunlar, birbirlerini bütünlesinler. Annelerle, babalarla, çocuklarla buluşsunlar istiyorum. Çalışıyorum yine. Ağzım biliyorsun. Açık. Ağzım açık dinliyorum. Ben çalışmaya bayılırım. Evet evet, çalışan kesim. Çalışmak çok güzel ya. Bir yere vardım da bir şey oldum da diye değil de böyle sadece çalışmak, sevdiğin şeyi üretmek. Evet. Kimlere ekonomi var ettiğine kendin karar verebildiğin, daha dürüst, daha net bir yere gelmek. Sen bunları çok farklı pencerelerden de görebilen, çok yetenekli, çok akıllı, çok tatlı, çok kıymetli bir sanatçısın. O yüzden sana rahatlıkla anlatıyorum. Evet ama bu akşam ama senin övme gecemiz. Bugün... Hayır, bugün empati günümüz. Empati günümüz, evet. Bugün o durumlarda kalan insanları övme, anlama, öpüp koklama, belki biraz gıdıklama günümüz. Evet, böylece ön konuşmaya hiçbir şekilde gerek kalmadı. Kalbenim özetledi. Bir insanın isminin Kalben olması ne kadar güzel ve gerçek ismi sonradan alınmış bir şey değil. Kalben gerçek adınız mı diye konserim var bir tane. Evet, ben kontrol ettim. Evet. Bunca senelik arkadaşım olmana rağmen. Ya seni çok seviyorum. Acaba bir akşam aniden ben sana söylemez miydim gerçek adım olmasa? Söylemeyebilirsin, ne var? Öyle gizemli bir kadınmışım değil mi? Evet. Ben. ben müziğin başlı başına, yani söz yazmanın da genel olarak müziğin bir empati kurma şeyi olduğunu, girişimi olduğunu, çabası olduğunu düşünüyorum. Haklı mıyım sence? Ne kadar güzel düşünüyorsun. Bütün insan hikayelerinde o kadar ortak olan duygu, o kadar ortak olan durum, o kadar ortak olan mutluluk, acı, yas, umut var ki ben artık mesela bir metin ortaya koyduğumda ya da bir şarkı ortaya koyduğumda bu sadece bana ait gibi hissedemiyorum. İyi ki de öyle hissedemiyorum. Bu beni aslında doğduğum toprağa da daha bağlı yapıyor. Birlikte yaşadığım insanlara da daha bağlı yapıyor. Hiç tanımadığım, anlamadığım, bana yabancı geldiği için belki yargıladığım, korktuğum insanlara karşı da daha tanıdık, aşina ve dost yapıyor. Müziğin bu empati canavarlığı beni çok mutlu etti hayatta. Belki birazcık daha eli yüzü düzgün bir insana evriliyorsam bunda müziğin ve o yolla tanıdığım insanların hikayelerini anlamaya başlamamın çok payı var. Harika. Empatisiz olmaz, olmaz zaten. Yani yani illa ben bunu böyle istiyorum, illa bu benim için böyle oluyor diye baktığımız sürece birlikte mutlu olmamız da çok zor. Kendi başımıza mutlu olmamız zaten imkansız. Çünkü hayat öyle çok kuralcı bir şey değil. Sen evet, de hep söylüyorsun bunu. Yani senin baktığın gibi bakmayabilir, senin hissettiğini hissetmeyebilir, senin zamanında seninle akmayabilir. Hmm. Onu kontrol etmeyi boş ver, anlamaya çalış. Yani o daha tatlı oluyor. Evet. Yani kendi başına yaşamanın değil de birlikte yaşamanın kurallarına biraz daha belki... Saygı duymak. Evet, saygı duymak. Sevgi duymak. Şimdi bizim konuyu işleme biçimimizde arka arkaya bazı hikayeler anlatacağım sana. Ve bu hikayelerin içindeki öznelerin bazılarının, bazen tamamının, bazen sadece bir tanesinin yerine geçip onun penceresinden hikayeye bakmanı isteyeceğim.
Mümkün mü? Yapabilir miyiz? Çok heyecanlıyım. Başlayalım. Çok heyecanlıyım. Beyşehir'deyiz. Eşinden şiddet görüyorsun. Şiddet sadece görüyorum. Kendim olarak var oluyorum değil. Seni dönüştüren yavaş yavaş silen bir şey. Aile içi şiddet önlemenin sence bir yolu var mı? Mutlu insanlar yetiştirmek. Çocukla hemen çocuk olabiliyorum. Yani nefret ediyorum bu durumda. Sevginiz, aşkınız bitmiş olabilir. Her şey olabilir. Çocukla bu alanı ayırın abi. Böyle bir insanı sadece sanat kurtarmaz mı ya? İster ya. Köyde doğayım, ister kasabada, ister New York'ta. Ben insanım insan. Tamam, o zaman ilk şeyimizden, hikayemizden başlayalım. Şarkılar aslında hiç tanımadığımız insanların hayatlarına dokunuyor. Senin yaptıkların, bilhassa senin gibiler. Böylece onları da anlamaya başlıyoruz. Bir hikayenin içinde düşüneceğiz şimdi seni. Sen de çocukluğunda Anadolu'nun farklı şehirlerinde yaşadın. Doğru mu? Doğru. Sen Hatay'da doğdun. İskenderun'da doğdum. Osmaniye'de yaşadım. Tatvan'da yaşadım. Balıkesir, Edremit'te, Zeytinköy'ünde yaşadım. Sonra İzmir'e gittik. Sonra Ankara'ya gittim. Yani çok yerde yaşadım ben de. Böyle tatlı bir şekilde söylüyorsun ama bunun çok ağır zorlukları da var. Benim çocukluğum da aynı biçimde geçti. Çok sık, hızlı bir biçimde yer değiştirirdik. Dolayısıyla aidiyetle ilgili insan bazı sıkıntılar yaşayabiliyor. Eğer aidiyete yaşadığın yer üstünden sadece bakıyorsan bu sıkıntılı evet, bir durum değil ama mi? Ama tutkularına, uğraşlarına, seni en mutlu eden üretim biçimlerine baktığında aidiyet orada. İnsanlara. Ah, dostluklarına. Evet, tatlı kedişlere, köpüşlere, kuşlara, doğaya filan. Ben öyle biraz oraya gittim yıllar içinde. O karanlıktan buraya doğru geldim yani. Güzel, hiç zorlanmayacaksın şimdi. Bu hikayemizde Konya Beyşehir'de yaşayan bir kadınsın sen. Benim göbek bağım Konya'da gömülü. Biliyor musun Mevlana Türbesi'nde? Rahmetli annem oraya gömmüş. Beni Mevlana'dan çok istemiş dua edip diye. Hayatımda hiç bu kadar hazır konuk görmedim. Ay tatlılığa bak, dinliyorum. Evet. Konya'dayız, dünya güzeli bir kadın var. Dünya güzeli olsun peki. Beyşehir'deyiz. Tamam. Küçük bir yerdeyiz nispeten. Bir biçimde imkansızlıklardan dolayı okuyamamış. Bu imkansızlıklardan dolayı okuyamamış konusunda daha sonra değil, eski bir hikaye olduğu için bunu söylüyoruz. Bugün artık imkansızlıklardan okuyamamış olmak büyük ve haklı bir gerekçe değil. Biraz eski bir gerekçe. Gene geçerlidir. Gene geçerli. Türkiye'nin geçerlidir çok ama yani evet, ona da bir değinmiş olalım. Okuyamamışsın ve evlenmek zorunda kalmışsın. Muhtemelen evlendirilmişsin diyelim. Eşinin ailesiyle aynı apartmanda oturuyorsun. Günlerinizi birlikte geçiriyorsunuz. İki çocuk dünyaya getirmişsin. Evlatlardan biri kız, biri erkek. Bu konuda şanslı olduğunu da söyleyeyim. İyi bir kızım olmuş bari. Evet. Kızcı mısın? Bütün çocuklara bayılıyorum. Sadece ben kendim kız çocuğuydum diye, kız çocuklarına ve ülkemizdeki kız çocuklarının çok daha az fırsatı var diye, çok daha az hakkı hukuku var diye kız çocuklarına ayrı bir sevgim var. Kayırıyorum, doğrudur. Ben de katılıyorum. Kısaca şöyle diyorum. Ben bir kız babasıyım. Ancak mutlu bir evliliğin yok. Eşinden şiddet görüyorsun. Küçük ve geleneksel bir çevrede, biraz konvansiyonel, biraz kendi içine kapalı bir çevrede, üstelik kayınvalidenle aynı apartmanda yaşayan bir kadın olarak maruz kaldığın şiddete karşı ne yapardın? Sevgili Ahmet, ben kendi şiddet deneyimlerimde bile ne yapacağımı hiçbir zaman tam anlamıyla bilemedim. En sonunda Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformuna gittim. Dedim ki burada ne yapıyorsunuz? Sonra kadın meclisleri, mor çatı gibi daha da farklı sivil alanlarda toplum. Da bizlere destek sağlayan örgütlerle, sivil toplum örgütleriyle iletişime geçmeye başladım ve eylemlere gitmeye başladım. Beyşehir'deki kadın üstünden düşün. Gerçekten. Belki o dönemde, bu hikayenin geçtiği dönemde birazdan öğreneceğiz belki ama o dernekler, o sivil toplum örgütleri biliyorum, onlar biliyorum, yok. Biliyorum. Uzakta. Belki bunlardan bir habersin. Tamam mı? Öyle bir yani, orada ne olurdu? Bunu yaşayan bir insanın yerine kendimi koyduğumda, ben de bunu yaşadığım için ama çocuklarım yok ve o sosyoekonomik ve kültürel yapıda değilim. Aslında ne kadar ilginç, empati ne kadar ilginç. Çünkü tam anlamıyla o insanın koşullarında o insanı düşünmen evet, lazım. Evet, evet, evet. Sen böyle o okullarda okumuş, o evlere girip çıkmış, o eğitimleri almış bir tam o insan olarak düşünmen farklı lazım. Farklı bir birikim, farklı bir kişilik değil. Gidip yani. De o insana bunu söyler gibi söylemiyorum öncelikle. O durumda şu an hala ülkemizde eminim milyonlarca kadın var. Çocukları için o durumların içinde kalmaya devam eden, geri dönebilecekleri bir aile evi olmadığı için, bir altın bilezikleri, bir meslekleri, yapabilecekleri bir şey olmadığı için, o evlerde mahkum için. Olan evet. Milyonlarca kadın var. O yüzden
Çok güvendiğim bir dostum var mı benim? Çok isterim. Çok güvendiğim bir dostum varsa... Olmadığı anlaşılıyor. Anlaşılıyor değil mi? Çok güvendiğim bir dostum yok. Yapayalnız biriyim ben. Çok yalnız kadın var ya. Öyle o durumun içinde çok fazla yalnız kadın var. Benim rahmetli anam da onlardan biriydi. O yüzden biliyorum. Çocuklarımı alıp Datça'ya yerleşirim. Datça'ya mı? Çok ciddiyim. Datça'ya giderim çocuklarımı alıp. Peki. Devam ediyorum. Datça'ya giderdim. Benim en güvendiğim yer olduğu için Türkiye'de. Yani çocuklar için çok güzel okullar var. İnsanlar için çok güzel mahalleler var. Var olabileceği ekonomik çevreler bulabileceği çok tatlı kadın kolektifleri var diye. Kaçardım aklıma ilk orası geldi. Yani? Kaçardın mı diyorsun? Evet. Kaçardın diyorsun. Peki. Eşin, hikayeye devam ediyorum. Gene oradasın. Beyşehirli bir hanımefendisin. Eşin alkol ve madde bağımlısı. Tabii ki. Çocuklarına da zarar vermeye başlıyor. İki tane çocuğunuz var. Bütün bunlara rağmen yaşadığın kasabada her türlü zorluğa göğüs gererek, hayatta ve ayakta kalarak şiddete tam 24 yıl dayanıyorsun. Canımın içi. 24 yıl. Yani kaçamadı. Canımın içi. Maruz kaldığın bu durum karşısında yardım isteyebilir misin? Ahmet, hiç bu konuda boş bir yalan söylemenin, pembe bir resim çizmenin alemi yok. Ben de öyle bir yerde büyüdüm. Ben de duygusal travmaların nasıl çözeceğini bilmeyen, o yüzden içkiye başvurmuş ve içtiği zaman değişen bir ebeveynle büyüdüm. Ve onun şiddetinden, onun zorluklarından beni korumaya çalışan bir anneyle büyüdüm. Ama o sırada annem de bir şeye dönüştü tabii ki. Evet. Çünkü şiddet sadece görüyorum, dayağımı yiyorum, bir kenarda hala kendim olarak var oluyorum değil. Seni yavaş yavaş silen bir şey. Evet. Seni yavaş yavaş hiçleştiren bir şey. Yani sanki yedikçe daha da onu hak ettiğine, daha da o muamelenin sana ait bir şey olduğuna seni inandıran bir şey. O yüzden gerçekten 24 yıl orada kaldıktan sonra, çocuklarını da büyüttükten sonra oradan çıkmak için bir sebebin bile yok artık. Problemini unutmuş değil mi? Problemini unutursun. Kim olduğunu, nelerin hayalini kurduğunu, bir zamanlar nasıl bir genç kız olduğunu, hangi tarlada koştuğunu, hangi ağaca tırmanıp düştüğünü unutursun. O öyle bir şey. Tam bu noktada hanımefendiye dönelim. Yani hem korkuyorsun, hem de küçük bir yerde yaşadığından aile bütünlüğünü bozmamak tabii, için. Tabii orada inanç sistemi var. El alem ne der var. Dul kadın olmak ne demek sen biliyorsun. Seks işçisi olmakla dul kadın olmak benim ülkemde hala aşağı yukarı aynı şey. Bazen aynı. Hala aynı şey bazı yerlerde. Yani kimseden yardım isteyemiyorsun. Eşin bir akşam eve yine alkollü geliyor. Böcek görüyor bir yerde. Bu bahaneyle başlayıp köpürüyor. Ve saldırmaya çocuklardan başlıyor. Ve sen... Bu durum karşısında çocukların önüne kendini atıp araya giriyorsun. Eşin ise hem sana hem çocuklarına uyguladığı şiddeti artırıyor. Kendini savunacak haldesin, zor savunacak haldesin. Bu durumda ne yaparsın? Artık karşında saldırgan, durdurulması zor, güçlü birisi var. Çocukların babası, evlatlar tehlikede, sen tehlikedesin. Bu durumda ne yaparsın? Ne kadar ileri gidersin mesela? Bilemeyiz ki. Şimdi ömür boyu seni aşağılamış, hor görmüş, sana sevgi yerine nefret, öfke ve şiddet vermiş bir partnerden bahsediyoruz. Üstelik hayat arkadaşı de değil, düşman. Hep hakkı zannediyor, artık o değil mi? Bir de bağımlılar gittikçe kötüleşir. Yani 24 yıl boyunca ben bunu yaşamışım. Bu çocukları bu koşullar altında güç bela artık hani kendi kanımın son damlasına kadar vere vere getirmişim. Hiç olmuşum, benim hiçbir önemim yok. Şimdi hiç önemi kalmamış bir insanın, Janis Joplin çok güzel bir şey der, özgürlük kaybedecek hiçbir şeyinin olmamasıdır der. Burada bu kadının kullanacağı özgürlüğün, çocuklarını koruma özgürlüğü olduğu düşünüldüğü zaman bu kadının kaybedecek hiçbir şeyi yok. Burada dur. Şimdi seni bu kadınla, seni ve seyircimizi bu kadınla tanıştırmak istiyorum. Tanışalım. Bu dünya güzel insanlar. Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kadın tarafından yaşandı bütün bu olaylar. Ve o kadının ismi... Fatma Koç. Canım.
Fatma Koç, şiddetin dozu artınca Mustafa'nın çok yakında kullanacağını düşündüğü bir bıçağı maalesef alıyor ve kendini savunurken Mustafa'nın, eşinin ölümüne sebebiyet veriyor. Hiçbir kadının, insanın maruz kalmasını istemeyeceğimiz bir hadise. Bu kesinlikle o anda gerçekleşen bir şey. Evet. Tam anlamıyla 24 yıl evet. Artı o saniyelerde gerçekleşen bir evet, şey. Evet. Aile içi şiddet önlemenin sence bir yolu var mı? Mutlu insanlar yetiştirmek. Birbirlerini sevmeyi bilen, kendilerini sevmeyi bilen, konuşmayı, iletişim kurmayı bilen, duygularını adlandırmayı bilen, nefretlerini, öfkelerini anlamayı ve onları nasıl yönlendireceklerini başka duygulara, başka yerlere bilen toplumlar var etmek. Bunun bir yolu erkeği kadından ayırmaya sürekli devam etmek değil, erkeği sürekli kayırmak değil. Kadın öldüren erkekleri kravat taktılar diye serbest bırakmak hiç değil. Nefreti daha ceza da beslemek değil. Hiç değil. Ceza indirimi değil. İyi hali yok bu İyi işin. İyi hali yok bu işin. Kadınlara ve çocuklara karşı uygulanan şiddet nereden besleniyor sence? Dediğin gibi iletişimsizlikten mi? Konuşmamaktan mı? Egemenlikten besleniyor Ahmet. Egemenlikten. Evet. Erk olanın egemenliğinden, erk olanın kurumlarındaki erk egemenliğinden besleniyor. Vehmedilmiş bir üstünlük duygusu. Tam olarak bu ayrıcalıktan, bu üstünlükten, bu eşitsizlikten besleniyor. Bu durumda bir kadının özgürlüğünün, mutluluğunun biraz da ekonomik şartlara, çok önemli, çok bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Ahmet hiçbir yere dönemeyecek bir insan, çocukları var. İki kuruş işlere girip sigortasız çalışıp kendini heder etmekten başka hiçbir yolu yok. O işlerde taciz edilecek, dayak yiyecek, yine başına neler gelecek belli değil ya. Ben üniversiteyi bitirdim. Bilkent Üniversitesi'ne burslu girdiğim ilk işte taciz edildim dostum. Ben annemin cenazesine gidiyordum. Otobüste, şehirler arası otobüste bile taciz edildim. Nerelerde taciz ediliyoruz ya? Yani bir de çok küçücük komünitelerde büyümüş, belli baskılar altında büyümüş, hiç kendini ortaya koyamamış, iki cümle kurduğunda bile dayak yemiş bir kadının kendini o çocukları alıp gitmesi nereye hiç ya? Rocky Rambo mu bu kadında gidiyor ya bir anda? Sen bu kadına, özgürlük adına, ayakların üzerinde durmak adına, kendi şahsiyeti adına hiçbir şey göstermemişsin ki. Sence kendini ve çocuklarını savunmaya çalışırken eşinin ölümüne sebebiyet vermiş olan bu hanımefendinin sonrasında hayatında neler oldu? Yani sence ona ne olmuştur Fatma Koç'a? Bilmiyorum Ahmet. Olaydan sonra ne olmuştur? Fatma Koç gözaltına alınarak tutuklandı. Bu nefsi müdafaa çünkü. Fatma'nın içinde olduğu durum çok net olarak kendini ve çocuklarını korumak. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya eşi Mustafa'nın, rahmetlinin annesi Güllü Hanım da katılıyor. Geliyor. Şimdi de onun yerine düşünelim. Annenin yerine geçtin. Fatma Koç orada. Sen öldürülen eşin, kocanın annesisin, Güllüsün. Ben oğlumun kim olduğunu bilmiyor muyum? Nasıl içtiğini? Gelin tarafından oğlu öldürülmüş bir anne olarak ne yapardın? Soru net. O benim gelinim değil ki. O da benim çocuğum. Onlar benim torunlarım, benim evlatlarımın evlatları. Ben oğlumu tanımıyor muyum? Ben oğlumun bu insanlara ne işkenceler yaptığını bilmiyor muyum? Aynı apartmandayım, çığlıkları duymuyor muyum? Hı. Dayakları işitmiyor muyum? Affeder miydin yani? Affedilecek bir şey yok. 24 yıllık bir zulümün sonunda bir ölüm var ya, sen ölürsün ya da sen ölürsün gibi bir denklem var iki insan arasında. Yani burada o odadaki çocuklar, bu kadın ve bu adam biri ölecek. Bu odada biri ölecek abi. Ve bu benim oğlum olduğu için şunu düşünüyorum. 24 yıl boyunca bu zulmü gören kadın mı ölsün? Bu dünya güzeli çocuklar mı ölsün? Bu zulmü yapan adam mı ölsün? Yani biri ölecek çünkü. Hiç kimse ölmesin. Tabii bu insanlar terapi görsünler, tedavi olsunlar, bağımlılıklarıyla nasıl mücadele edeceklerini öğrensinler, bağımlıların aileleri destek gruplarına gitsin, bağımlı çocukları birbirleriyle piknikler yapsın, toplantılar yapsın, yemekler yesinler, benim babam şöyleydi, benim de abim böyleydi, benim de ablam böyleydi. Biz bunları konuşalım tabii. Ben başka bir dünya istiyorum. Fakat bu olayın içine girdik ya şimdi. Bu anneyim ya ben. Yani rahmetli olan eşin, şiddet uygulamış, alkolik olan Mustafa Bey'in annesiyim. Benim babamın adı da Mustafa'ydı bu arada. Adaşlar iki rahmetli. Yani bu cinayeti bilerek işlemediğini biliyorum ben bu insanın. Çünkü 24 yıldır öldürürdü herhalde. Ya öldürecek olsa öldürmez miydi? Yani zehirleyebilirdi. Yani bir sürü şey yapabilirdi. Kaçabilirdi. Öldürmek ise kaçabilirdi.
kalmış orada, bu zulmün içinde kalmış, gidecek yeri yok çocuklarıyla. Peki Güllü Hanım'ın ne yaptığını merak ediyor musun? Ediyorum ya, çok merak ediyorum. Güllü Hanım gelinini savundu ve verdiği ifadeyle onun tahliye edilmesini sağladı. Yani meşru müdafaa. Meşru müdafaa çünkü bu. Davada çocukları 13 ve 17 yaşında, kız ve oğlan. Onlar da ifade verdiler. Onlar da annelerinden yana ifade verdiler. Ve Fatma Koç kurtuldu mu? Tahliye edildi. Şimdi lütfen Fatma Koç'un küçük kızı olur musun? Her taraftan bakmaya çalışıyoruz ya. Bildiğin, şahit olduğun bir gerçeği saklar mıydın? Gözün önünde yaşanmış bir şeyi. Saklayabilirdim Ahmet. Bu hikayedeki çocuklardan biri olsan, yani kız ya da oğlan fark etmez. Kardeşinin ve annenin uğradığı şiddet karşısında ne yapardın? Yani biri 13 yaşında, biri 17. İster onun yerine, ister diğerinin yerine kendini koy. Ne yapardın? İçim nefretle dolardı. Dünyanın çok adaletsiz ve berbat bir yer olduğunu düşünürdüm. Tanrı'yı sorgulardım. Bizi niye bu duruma soktu diye. Çünkü tam o yaştayım, ergenim. Yeni yeni kendimi bulacağım biraz biraz. Gencim. Ablam genç, ablam var değil mi benim? Hangisinin 13, hangisinin 17 olduğunu bilmiyorum. Hiç önemli değil. Yani bir kardeşim var benden büyük olan ve ben hani ablası ya da abisi olan bir genç insanım. Ergenliğe girmiş. Çok zor koşullardayım. Ben de aslında annemin doğup büyüdüğü zor koşulların çok dışına çıkabilmiş değilim. Annemin hapishanesindeyim ben de, babamın hapishanesindeyim. Bu toplumun, bu memleketin, bu kültürün, bu inanç sisteminin yansıtılmasının bu şekilde politize edilmesinin ve satılık bir eşya haline getirilmesinin de mahkumuyum ben aslında. Doğru. Ben bütün bu mahkumiyetlerin içinde bir çocuğum yani. Yani hani geride kalan ebeveynimi olabildiğince hayatımda tutmak isterim. Hani bütün hayatım yıkılsın istemem. Anneciğim bana kalsın isterim. Çünkü babamı ne gördüm ki zaten ben? Ben babamı ne zaman ayık gördüm? Babam bizi ne zaman bir ödevimize oturdu, yardım etti? Babam bize bir kere ne zaman doğum günümüzü hatırlayıp bir hediye getirdi? Ne zaman biz bir pazar günü bir arabayla çıktık da gittik de bir göl kenarında bir yemek yedik? Şimdi ben ne biliyorum ki aslında anneye ve annemi de ben hep korkunç durumlarda gördüm aşağı yukarı. Çaresiz olduğu, mahvolduğu ve güçsüz göründüğü durumlarda gördüm. Hı. Ve annem en sonunda bizleri de korumak için kendini hiç etti yani. Hiç etti. Hiç etti annem de kendini. Babam da toprağın altına. Sen şiddeti sakladın mı kalben? Sakladım. Ben de sakladım. Yıllarca sakladım. Hı. Ben de annemden onu miras aldım çünkü. Seni yeterinden fazla üzmeyecek kadar bizimle paylaşır mısın? Çünkü röportajlarında daha önce bunlardan bahsettin. Hiç bahsetmediğin bir şey olsa belki çok cesaret yeni edemezdim. Çok yeni biliyorum. Babamın rahmetli olmasından sonra bunun ne babam adına, ne annem adına, ne de benim adıma utanılacak bir şey olmadığını çok yeni bir bağlamda kabul etmeye başladım. Çünkü bağımlılık bir hastalık gibi tedavi edilmesi gereken bir şey. İnsanların çözemedikleri duygusal travmaları, yaraları olduğu için insanlar bir şeylere böyle sarılıyorlar. Yani hiç kimse içip o hale gelmek istemez. Hiçbir mutlu birey içip o hale gelmek istemez. Biz burada sadece şiddet uygulayanı suçlamıyoruz. Biz şiddet uygulayanı bu hale getireni, kadın katilini bu hale getireni suçlamalıyız esas. Biz o büyük krokiye bakma, yani bu ülkeye yukarıdan bakmalıyız biz. Bu adamlar niye bu haldeler? Bu kadınlar niye bu haldeler? Niye birbirlerini sevip evlenip çocuklarını mutlu büyütmek yerine mutsuz çocukları birbirlerini öldürdükleri evlerde büyütüyorlar? Bu ne büyük bir acıdır? Bu ne büyük bir uçurum? Ben de öyle bir evin çocuğuyum. Burada o kadar büyük kangren olmuş sorunlar var ki Ahmet. Evet, evet. Burada yani bizim içeri girmemiz lazım. Yani o evin içine, o doğum hanelere, o kadınlara, o adamlara, o ailelere girmemiz, o sofralara oturmamız. Galiba bütün doğru yanlışlarımızla tekrar yüzleşmemiz lazım. Evet. Yani bakın, inancın ilk kuralıdır hak yememek. İnsanın yaşamı en değerli hakkıdır. Bu kadar. Hak yememek bütün dinlerin birinci kuralı. Madem bu kadar inançlıyız, o zaman bütün dinlerin birinci kuralı olan, bu ülkenin %99'unun da yaygın dini olanın birinci kuralı olan şeye bir bakalım. Hak yememek ya. Yani bize orada o dünya güzeli insan hak yememiş. Güllü Hanım hak yememiş işte.
Evet. Güllü Hanım'a mahkemeye çıkmış ve demiş ki ben hak yemeyeceğim demiş. 24 senenin sonunda da olsa. Evet, ben hak yemeyeceğim. Evet, en zor zamanında hem de. Evet. Evladın kaybettiği bir zamanda dile getirmeyi başarmış. Onun da başı sağ olsun. Evet. Çünkü onun evladı da o hale gelmek için. Evet. Diğer evlatlarını kurtarmış. Evet. Yani onu diyorum işte. Onun evladı, kızı, onlar onun torunları evladı. Yani hani geride kalanlara bakalım. En son çocuktaydık ya. Evet. Anneni affeder miydin sorusunu sormayacağım. Affederdim diyorsun tabii. Affedecek bir şey yok Ahmet. Şimdi demin birçok sivil toplum örgütünden bahsettin ya, KADES'i de burada analım. Evet. Emniyetin muazzam bir uygulaması var. Cep telefonlarına indiriliyorlar. Şimdi bu olay eski bir olay. Eski bir gazete haberinden. Şimdi artık biz nereye evrildik? Şimdi evet, başka bir yere evrildik. Şimdi cep telefonlarımızla o uygulamayı indiriyoruz. Tehdit altında olduğumuzu hissettiğimiz zaman butona basıyoruz. Denedik. Ve gerçekten 5 dakika KADES içerisinde... Evet, emniyet oraya ulaşıyor ve hadiseye müdahale ediyor. Şimdi bu konuştuğumuz hikaye bağlamında, yani burayı bağlayalım izin verirsen. Karşılaştığımız olayları öyle çok dışarıdan birkaç küçük veriyle değil de, senin de söylediğin gibi içine girerek, ciğerine girerek. Evet. Aslında senin de mesela bu kadar tanınan, sevilen, dolayısıyla da çok kolay kavgaya kapılacak birisiyken bunları aldırmayıp ciğerini açtığın gibi bu meselelere ciğerimizi açmamız lazım. Bu bizim ciğerimiz. Evet, evet. O çocuklar o evin içinde büyüyor. Bizim ciğerimiz o çocuklar. Evet. Neler olabilecek bu güzel çocuklar o şiddetlerin, o nefretlerin, o yalnızlıkların, o terk edilmişliklerin içindeler. Öfkeyi de miras bırakıyoruz. Ve bırakıyoruz Ahmet. De miras bırakıyoruz. Evet. Kendimizden nefret ede ede büyüyoruz bir de. Evet, evet. Onlar ikisi orada dövüşüyorlar diye zannetmeyelim ki bu çocuklar muaf bütün bu nefretten ve öfkeden. Çok güzel konuştun. Seni çok seviyorum. Bizi izleyen herkese de buradan sevgimizi gönderelim ve bu durumun içinde olan herkese de sevgimizi gönderelim. Bir de insanların böyle durumlarda ne yapacağına da biz karar veremiyoruz. Ben şu anda ne yapacağıma karar verdim. Programı sana bırakmak istiyorum. Ya seni çok seviyorum. Şu tarafa geçeyim, sen bu tarafa otur. Seni çok seviyorum. Ben tarafımda mutluyum. Beyşehir'deyiz. Eşinden şiddet görüyorsun. Çocuklarımı alıp Datça'ya yerleşirim. Kaçardın mı diyorsun? Şiddet sadece görüyorum. Kendim olarak var oluyorum değil. Seni yavaş yavaş silen bir şey. Evet. Aile içi şiddet önlemenin sence bir yolu var mı? Mutlu insanlar yetiştirmek. Bu odada biri ölecek abi. 24 yıl boyunca bu zulmü gören kadın mı ölsün? Bu dünya güzeli çocuklar mı ölsün? Güllü Hanım gelinini savundu ve verdiği ifadeyle onun tahliye edilmesini sağladı. İkinci hikayede 2018'de Gebze'de yaşayan bir küçük kız çocuğusun. Gebze'de. Büyüdükçe annenle babanın iletişiminde bir sorun olduğunu fark ediyorsun. Ya da sorunlar olduğunu fark ediyorsun. Bir gün ayrılmaya karar veriyorlar. Küçük yaşına rağmen bugüne kadar kurduğun düzenin değişeceğinden kaygılanıyorsun. Çok anlaşılır bir şey. Ben de parçalanmış, bölünmüş diyorlar şimdi. Öyle diyorlar, ailen, evet. Ferdi'yim, sen de öylesin. Biz bunları kolay anlıyoruz. Onların ayrılmaya karar vermeleri, o karar seni nasıl etkilerdi küçük bir kız çocuğu olarak? Ahmet, büyüdüğün yer ne kadar korkunç bile olursa olsun, senin büyüdüğün yer ya, sen orayı normal sanıyorsun. O senin gerçeğin. Ben büyüdüğüm evi dünyadaki tek ev olarak bildim zaten okula gidene kadar. Benim tek evim orasıydı. Ben dünyadaki tek çocuktum. O da Gebze'de 2018'de bir evin içinde oturuyor. Anasıyla babası her kim olursa olsun, aralarında ne dönüyor olursa olsun. Onlar onun anasıyla babası. Benim dünyanın annemle babam. Güzel yeri de o ay. Orası benim güvenli alanım. Orası benim annemle babamın kalem, eteklerinin, işte ceketlerinin altında yaşadığım yer. Kalem, ne güzel diyorsun. Her şeyden önce benim düzenim değişecek ve çocuklar, ya ben de yani hemen olabiliyorum çocuk. Çocukla hemen çocuk olabiliyorum. Yani nefret ediyorum bu durumdan. Ben şimdi ne olur? Ayrılacaklar ve nefret ediyorum. Yani. Beni isteyecekler mi? İkisini de görebilecek miyim? Özel günlerimde bir araya gelecekler mi? Hiç mi göremeyeceğim? Hiç mi göremeyeceğim? Gidecek mi? Başka çocuklar gelecek mi resmin içine? Başka insanlar gelecek mi? Yani bir aşama sonra onları da düşünmeye başlıyorsun. Çocuğuz diye. Biz de boş değiliz yani. Kafamız güzel çalışıyor mis gibi. Buyurun. Hemen buradan devam ediyorum. Boşanma gerçekleşiyor. Velayet anneye veriliyor. Kız çocuğu anneye, evet, verilmiş. Anne, üvey dedenin de bulunduğu bir evde annenle birlikte yaşamaya başlıyorsun. Bu üvey dede falan diye çok büyütmek istemiyorum. Yani anneni büyüten insan. Anneannesinin yeni eşi varmış. Yeni eşi, ne tatlı. Yani şimdiki eşi varmış.
onunla birlikte yaşamaya başlıyor. Bu evde annem ve babanın birlikte olduğu günlerde sahip olduğun koşulları doğal olarak sahip değilsin artık. Bulamıyorsun. Evet. Zaten artık iklim o iklim değil. Babana çok düşkün olmana rağmen onunla her zaman görüşemiyorsun. Bunun sebebini de anlayamıyorsun. Evet, bir de o var. O da çok. Niye ayrılıyorlar? Sen onların yatak odasını bilmezsin. Sen onların mutfakta ne kavga verdiğini bilmezsin. Belki annene sorabilirsin. Belki arada o da yeterli cevapları veremiyor. Bir de genelde eşler arasındaki nefreti çocuğa yansıtıyor anne de baba da. Yani mantıklı bir cevap gelmiyor. Geliyoruz, hemen oraya geliyoruz. Tam bu noktada sorayım. Babadan ayrı olmak sana ne hissettirirdi? Onun yerine geç. Unutulduğumu hissediyorum. Beni babam unuttular. Beni unutur mu? İkisi de beni yani ikisine annenin de yanındasın yani zaten. Olabilir ama ikisine de bir dargınlık beslerim. Yani benim için daha iyi bir evlilik yapamadılar, benim için uğraşmadılar, bir arada kalmadılar. Niye barışmıyorlar ki? Niye gittiler? Niye dağıldı ev? Yani bu soruları sormaya devam ederim. Baba bir gün annenin evine geliyor. Davet ediliyor, geliyor. Uzun uzun konuşuyorlar. Ve annen bundan sonra babanla kalacağını, gereken belgeleri imzaladıklarını söylüyor. Yani seni babaya veriyor. Özlediğin babana sonunda kavuşmak ve bundan sonra onunla yaşayacağını bilmek ne hissettirirdi? Önce çok heyecanlanırım. Çünkü bir süredir eksik olan ebeveyn geliyor ve beni alıyor. Onu çok özledin. Şimdi onunlasın. Vuhu falan gibi bir şey bir süre. Ama bir süre öyle bir şey. Sonra annem beni babama verdi. Bir dakika. Beni mahkeme anneme veriyor. Biz bir kız, iki kız öyle orada yaşıyorduk. Hı. Ne oldu? Yine bana hiç kimse bir şey söylemedi. Ben paket gibi bir evden bir eve kargo gibi gittim abi. Bana sorulmadı. Bana hiç kimse bir şey sormuyor ya. Ne istediğimi sormuyor. Evet. Sen babanla Gölcük'e geri dönüyorsun. Sana iyi gelecek, iyi bir gelecek hazırlamak için adam elinden gelen gayreti gösteriyor. Çalışıyor, ilgi gösteriyor. Mutlusun. Bunun bozulmasını da istemiyorsun. Babaanne ve dede de yanınıza geliyor. Yani babanın babasıyla annesi de geliyor. Tam da işte istediğine yakın bir aile sıcaklığına kavuştuğunu hissediyorsun. Fakat tabii senin de söylediğin evet. gibi bu defa da anne yanında değil. Evet. O veya bu şekilde anne yanında değil. Tam da her şeyin yolunda olduğu bir gün babaannen, deden ve babanla birlikte evde güzel vakit geçirirken kapı çalınıyor. Kapıda polis ve icra memurları var. Senin için geldiklerini anlıyorsun. Seni alıyorlar ve annene teslim ediyorlar. Babanın yanından ayrılmak ne hissettirir? Beni paket gibi alıp icra memurları anneme mi götürüyor şimdi de? Evet, televizyona, buzdolabına, çamaşır makinesi, haciz koyar beyaz gibi. Beyaz eşyalarla birlikte. Seni alıyorlar gibi, seni alıyorlar ve anneye götürüyorlar. Sendeki bilgi şuydu, bir belge filan imzalamışlardı, bir şeydi. Ben artık babamlaydım. Sen ben orada geniş aile. Anneni özlüyordum. Bu defa kapıda haciz edildim ve annene İki iade. İki yetişkin bir şeyin ucunu tutup düzeltemediler, öyle beceremediler diye ben hop oraya gidiyorum, hop buraya gidiyorum. Ping pong topu gibi. Küçük dünya tatlısı o sürekli kurmaya çalıştığım dünya ikide bir yıkılıyor. Benim kendime kurduğum oda yıkılıyor, yapıştırdığım poster yırtılıyor, defterlerim, kitaplarımın yeri değişiyor, hayatım değişiyor, evet, kalbim. Kokular değişiyor. Bu hikayedeki kişi canımın içi ya. Dursun Türkan'ın 8 yaşındaki kızı. İsmini söylemiyorum. Söyleme. Tabii biliyorsun ne tatlısın. Biliyorum canımın içi. Babasının yanından ağlayarak gözyaşları içinde ayrılıyor. Dursun Türkan kızı icra yoluyla elinden alınırken hiçbir şey yapamıyor. Dursun Türkan'ın eski eşinin çocuğu verirken imzaladığı belgelerin hukuki bir geçerliliği olmadığı anlaşılıyor. Türkan kızının yani Dursun Türkan kızının velayetini almak için mücadelesini sürdürüyor. Yalnız bir şey söyleyeyim. Şimdilerde çocukların icra yoluyla ebeveynlerinden alınmasının önü yasal zaten olarak da kapandı. Zaten 2018'de hala böyle bir kanun varmış. Bütün bu yaşananlardan sonra şimdi annene ve babana o 8 yaşındaki çocuk olarak onun yerine geçerek ne söylemek istersin? Ben
Ben ikinizi de görmek istiyorum. İkinizi de sevmek istiyorum. Doğum günümdür, mezuniyetimdir, yani özel günlerimdir, işte bale gösterim, dans gösterim. Yani okuluma özel zamanlarda ikiniz de gelin de istiyorum. Doğum günüme de ikiniz de gelin istiyorum. Ben sizi birbirinizi sevmeseniz de birlikte görmek istiyorum. Çünkü beni yaptınız ve bu benimle ilgili değildi ilk aşamada. Bu arada hanımefendi polisleri kapıya gönderiyor. Çocuğu aldı kaçırdı diye. Yani belge imzalatmıştı ya. Yetişkinler hiç anlaşamıyorlar evet. Ve bu çocuklara böyle lanet bir şekilde yansıyor ya. Söyleyelim mi? Çok yaygın bir şey galiba. Yani anneler, ebeveynler birbirleri arasındaki hesabı çocuklar üstünden lütfen, görmeye evet, kalkıyorlar. Lütfen, bir korkunç yani, bir şey. Birbirinizden bunu nefret edebilirsiniz. Evet, evet. Birbirinizi öldürmeye kalkışmış olabilirsiniz. Birbirinizi dövmüş, paramparça etmiş olabilirsiniz. Bu ya da hala sıkılmış, bıkmış olabilirsiniz. Daha anlaşamamış olabilirsiniz. Evet. İlla hep şiddetli, öyle çok yüksek bir yerden de gelmemize gerek yok. Sevginiz, aşkınız bitmiş olabilir. Her şey olabilir. Çocukla bu alanı ayırın abi. Ayırın. Evet. Çünkü çocukların ihtiyacı olan şey sevgi, merak, ilgi ve yakınlık. Evet, evet. Eşya gibi, paket gibi oradan oraya taşınmak, annelerin, babaların arasındaki sorunları evet, bilmek, evet, onların avukatı olmak, psikoloğu olmak, evet, çift terapisti olmak, onların birinin bodyguardı, birinin koruyucusu, öbürünün kaç düşmanı olmak. Kaç role girdim çocukluğumda? Evet. Kaç role girdim? Belli değil. Evet. Çocukluk dışında bütün rollere girmişimdir herhalde. Evet. Bırakalım çocuk olsunlar. Bir kendim olamadım. Bırakalım. Şey, evet. Düşsünler, yaralansınlar, oyun oynasınlar, şiir yazsınlar, şarkı söylesinler, dans etsinler, okula gitsinler, matematik bilsinler, Türkçe öğrensinler, dil öğrensinler. Lütfen çocukları bütün sosyoekonomik ve kültürel ve artık hangi ne zümre varsa bu ülkede, ya bütün zümrelerdeki bütün çocukları lütfen rahat bırakalım. Şöyle diyelim mi? Anlaşamayan çiftler birbiriniz için yapabileceğiniz bir şey kalmadıysa bile çocuğunuz hala çocuklarınız için yapabilecekleriniz o kadar bir şey sonsuz var ki hala. Evet, evet. Yani demek ki şöyle canım bağlayalım mı Kalbencim? Bir çocuğu büyütmenin, onu yetiştirip mutlu bir birey yapmanın yolu aslında önce kendini yetiştirmiş olmaktan. Evet. Kendinle barışık olmaktan geçiyor ve doğru yolu gösterip yanında olmak, sadece sevmek, yanında olmak, kolejlerden, büyük alışverişlerden, Amerika tatillerinden, bir giydiğini bir daha giymemekten, hiç, yurt dışı seyahatlerinden filan çok daha önemli. Bir iyi insan ancak mutlulukla büyüyor. Bu kadar. Sadece maddi kadar imkanlarla ya da maddi imkanlarla değil. Seni çok seviyorum. Ne güzel bir evet, düşünce sistemi kurmuşsunuz burada. Çok hoşuma gitti. Sağ olun beni de davet ettiğiniz için. Gebze'de yaşayan bir küçük kız çocuğusun. Büyüdükçe annenle babanın iletişiminde bir sorun olduğunu fark ediyorsun. Çocukla hemen çocuk olabiliyorum. Yani nefret ediyorum bu durumda. Yani benim için daha iyi bir evlilik yapamadılar. Benim için uğraşmadılar. Bir arada kalmadılar. Niye barışmıyorlar ki? Kapıda polis ve icra memurları var. Senin için geldiklerini anlıyorsun. Beni paket gibi alıp icra memurları anneme mi götürüyor şimdi de? Evet. Sevginiz, aşkınız bitmiş olabilir. Her şey olabilir. Çocukla bu alanı ayırın abi. Bir iyi insan ancak mutlulukla büyüyor. Bu kadar. Sadece maddi imkanlarla değil. Bir hikaye daha girelim mi? Girelim. Hepimizin hayatta bir amacı ve hedefi var. Bazen mühim olan sadece mutlu yaşamak olsa da oraya ulaşmak için çeşitli yollardan geçiyoruz. Çeşitli duraklarda duruyoruz, oyalanıyoruz. Kariyer basamakları diye bir tabir var. Böyle klişelere bayılmıyoruz ama gayet iyi bilirsin. Bazen sonu yokmuş gibi yukarı doğru tırmanan bir merdiven. Sorum şu, senin için kariyer nedir? O merdivenin bir sonu var mı? Kalbencim. Ben aşık olduğum bir şey yapıyorum. Benim için bütün partnerlerden, aşıklardan, kuracağım yuvalardan, manzaralı evlerden, bütün sahip olabileceğim yurtlardan, tapulardan çok daha bambaşka bir yerde olan, kıyaslanamayacak kadar bana kıymet ve mutluluk getiren bir mesleğim var. O yüzden buna kariyer demiyorum ben. Çünkü bunu ömür boyu hangi şekillerde, hangi dönemlerde yapacağımı bilmesem de ömrüm boyu yapmak istediğimi biliyorum. Beni tamamladığını, bütünlediğini, bana çok iyi geldiğini biliyorum çünkü. Ona bir kariyer gibi baktığımda hep başıma iş açıldı. Hep yanlış seçimler, yanlış insanlar, en olmayacak hatalar geldi. O yüzden hiç kariyer gibi bakmıyorum. Hoşuma giden şeyi yapacağım, hoşuma giden dünya güzeli insanlarla buluşacağım. Beni seven sevecek, sevmeyen de kendi yoluna gidecek gibi bakıyorum.
O yüzden yaşamak benim için bu. Yani benim çalışma biçimim aynı zamanda yaşamım. O yüzden de çok şanslıyım, şükran doluyum. Ve benim bir kariyerim yok. Bir stratejim de yok. Benim çünkü yani. Tamam. Yaşamaya devam edeceğim. Bu hiç şikayetçi olmadın. Hatta ziyadesiyle memnun olduğunu evet. Anladığımız o odadan seni çıkartıyorum. Asker bir babanın kızısın. Evet. Yani şimdi yerine geçmek durumunda olduğun, geçmeni rica ettiğimiz kişi olarak. Çünkü senin baban asker değildi. Evet, değil şair ruhu şair bir askerdi. Ruhu. Okumak, eğitim almak, evet. Memleketine faydalı olmak Allah. İçin onun zamanında yapılacak şeyi yapmış gibi. Evet. Şimdi buradaki kişinin de ortaokula geldiğinde babası, yani çapkınlık yüzünden evi terk ediyor. Annen ve ablanla üç kadın yalnız kalıyorsunuz. Çaresizlikle dedenin yanına taşınıyorsunuz. Kısa bir süre sonra çıkan bir yangınla dedenin evi, bütünüyle yaşadığınız ev yanıyor. Yaşadığınız çaresizliğe yoksulluk ve maalesef annenin ağır sağlık problemleri de ekleniyor. Böyle zorlu bir durum karşısında ne yapardın acaba? Annemin hastalığıyla en iyi nasıl baş edebiliriz? Öncelikle hangi devlet hastanelerinde buna en yakın, en doğru, en güzel hizmeti alabiliriz? Biraz ona kardeşimle birlikte araştırabilirsek onu araştırmak. Barınmak için yakın bir akrabamızın evi var mı? Başka yakın bir akrabamızın bir süre kalabileceğimiz o sırada da tekrar... Korkarım yok. Şimdi böyle bir ailemiz var bizim ve biz nereye gideceğiz abi? Evet. Bizim evimiz, yurdumuz yandı. Biz nereye gideceğiz? Hadi annem hastaneye... Şöhretli birinin hikayesinden bahsediyoruz. Birazdan yani, şöhretli biriyle tanışacaksınız. Ablan hasta, annene baktığı için çalışmak zorunda kalıyorsun. Yani tabii evde... Ki, tabii ki. Tabii ki çalışmak zorunda kalacağım. Abla anneye mukayyet oluyor ve sekreterlik işi buluyorsun. Tabii ki. Başlıyorsun. Sonra gazetede gördüğün bir ilan üzerine şehir tiyatrolarının seçmelerine katılıyorsun. Beceriyorsun. Böyle bir insanı sadece sanat kurtarmaz mı ya? Bakacağız. İnşallah ya. Bakacağız. Ay çok... Figüran olarak başladığın tiyatroda, kapısından girdiğin tiyatroda çevredekilerin dikkatini çekiyorsun süratle. Sen de yeteneğinin farkına varıyorsun bir anlamda. Şöhret artmaya başlayınca daha çok dikkat çekiyorsun. Sinemaya adım atıyorsun. Önemli yapımlarda başroller oynamaya başlıyorsun, oynuyorsun. Bu esnada ne yazık ki hasta olan anneyi kaybediyorsun. Soru şu. Baban sizi terk etmişti. Ben bu babaları hiç anlayamıyorum ya. Annenin ölümüyle de yalnız kalıyorsun. Mahvolursun. Baba zaten gitmiş. Baba gitmiş. Yani. Anneciğin tek dayanağındı. Bir de hasta anne ölümü mahvolursun. Çok kötüdür. Yalnız kendini çok yalnız hissediyorsun. Evet. Doğru mu? Çok güzelsin. Ve sana gösterilen, ilgi gösteren birçok erkek var. Ah, çok doğal değil mi ya? Yalnızlığa daha fazla dayanamadığın için, yani aşık olduğun için değil, çok yakışıklı bir oyuncuyla, bir aktörle evleniyorsun. Soru şu, aşık olmadığın biriyle yalnız kaldığın için sadece evlenir miydin? Elbette. Hı. Bu hataları hepimiz hayatımızın bir döneminde... Bir yerde yapamaz mıyız? Hepimiz yapabiliriz. Anlaşılır bir şey galiba. Çok anlaşılır bir şey. Hı. Şimdi şöyle bir durum var. Daddy issues derler. Baba sorunları. Şimdi bak baba terk eder aileyi. Baba geride bıraktığı insanların üzerinde derin bir yara bırakır. Gidişiyle ve geri dönmeyişi, onları aramayışı, sormayışıyla. Baba tamamen bir kadının peşine takılır ve gider. Geride kalanlar baba sorunlarından ötürü suçlu olurlar. Gene mi kadınlar suçlu? Gene mi babaların eksikliği yüzünden yalnızlığı çekemeyen, kalpleri kırgın olduğu için kendilerine ilgi gösteren erkeklere, güzel diyen erkeklere, hoş tutan erkeklere ilgi duyan, çoğu zaman da bu herifler narsist psikopatlar olur. Çoğu zaman öyle kadınları bulan erkeklerin çoğu heteroseksüel ilişkilerde narsist psikopatlar olur abi. O kadına çektirmeyeceği kalmayacak adamlar olur yani. Her şeyini sömürür, güzelliğini sömürür, şöhretini sömürür, o kadına kötü hissettirir, çirkin hissettirir. Çeşitli ruhsal şiddetler görür bu kadınlar. Çünkü bunları hak ettiklerini düşünmektedirler. Kabahatli çünkü ilk erkekleri tarafından terk edilmişlerdir. Biricik babacıkları onları terk etmiştir ya. Gel şu hanımefendiye dönelim. Aşağı dönelim yukarı, dünya aşağı güzeli yukarı kadına oralarda ya. Geziyorsun çünkü. Evlendiğin Jean, herkes tarafından bilinen bir alkol bağımlısı. Ve çapkın. Kimse de hiçbir şey ve demez. Ve çapkın. Yani baba gibi. Babası gibi. Tabii ki. Demin vurguladığı şey çekti. Ne bulacak, ne biliyordu, ne bulacak. Seni sürekli üzüyor.
Hatta bir miktar... Şiddet de vardır orada. Aynen. Alkole girişin ve oradaki maceranda da katkısı olmadığını tabii düşünmek ki biraz zor. Soru şu. Peki aldatıldığını bildiğin halde evliliği sürdürür müydün? Ah ben bunu da... Ay ne... Ahmet Mümtaz Taylan, sen benim özel hayatımı biliyorsun. Hayır hayır, öyle bir şey bugün yok bugün empatik... Ama neler sen de, oluyor? Sen de acayip bir konuksun yani. Bence... Deneyim bir yelpazem geniş değil mi benim? Deneyim yelpazem başımıza geniş. Başımıza gelmeyen kalbin, kalmadı kalbin temiz. Kalbin temiz ve evet yani o zaman direkt sormuş oluyorum. Hem kendi adına hem de hanımefendi adına bize yanıt verir misin? Aldatıldığını bildiğin halde evliliğini sürdürür müsün? Benim bir değerim yok ki. Ben kaç tane ilişkinin içinde hangi koşullarda kaldım yıllarca? Ben şimdi 36 yaşındayım. Yeni yeni kendi kıymetimi biliyorum. Kalben konuşuyor değil mi şu anda? Şimdi o dünya güzeli insanım. Hı. Çocuğum babam terk etmiş. Anneciğimin hastalığı. Bir evin içinde. Ya o gelmiş başımıza, bu gelmiş. Evsizlikler gelmiş. Fukaralık içinde büyümüşüm. Yeteneğim keşfedilmiş. Bana birileri bir çevrenin içinde değer vermiş. Ben bir yerlere gelmişim ama ben gerçekten sevilmek, gerçekten yakınlık kurmak, gerçekten... Yuva nedir biliyor muyum? Bir erkeğin sevgisi nedir? Bir erkek gerçekten sevdiğine nasıl davranır, nasıl sahip çıkar biliyor muyum? Yok. Haberim yok benim. Beni bir tek yeteneğim hayata bağlamış. Sadece evliliği sürdürüp sürdürmeyeceğini değil, aslında gerekçesini ve motivasyonunu da anlattın bize. Ben öz değeri olmayan bir kadınım. Ben kendini sevemeyen, kendi kıymetini bilemeyen bir kadınım zaten. Beni yeteneğim dışında tanımlayan hiçbir şey yok. Hı. Büyük ihtimalle içkinin olduğu, partilerin olduğu, eğlencelerin olduğu bir sanat çevrelerinin içine de girdiysem o hayat çevrelerinin içinde de bir takım alışkanlıklar da edinmişimdir ben. Çünkü benim hiç değerim olmadığı için vücuduma da zarar verebilirim. Kötü de beslenirim, kötü de uyurum, kötü de içerim ben. Nefes arası ver. Buyurun. Tam da böyle kısa bir süre sonra ayrılıyorsunuz. Cılkı çıkmış. Sen kariyerinde ilerleyip çok ünlü oluyorsun, önemli filmlerde oynuyor, hatta yönetmenlik yapıyorsun. Yönetip oynadığın bir filmden büyük paralar kazanıyor ve kendi yapım şirketini kuruyorsun. Ama mutsuz tabii ve yalnızsın. Ve çok zengin bir iş insanıyla evlenmeye karar veriyorsun. İkinci eşin de ilk eşin gibi alkole çok düşkün ve sadakatsiz. Soru. İnsan aynı hatayı bile bile yapar mı? Yapar. Çünkü insan hata yaptığını bilmiyor Ahmet. İnsan nasıl bir yara çemberinin içinde dönüp durduğunu, nasıl bir böyle... nasıl böyle bir belli labirentin içindeki sadece o tünelden sürekli yürüyen bir hayvan, öyle koşullanmış bir hayvan gibi yaşadığını fark edemiyor. Terapi gerekiyor, ayılmak gerekiyor, meditasyon gerekiyor, aile dizimi bunu gerekiyor, spor belliyor, gerekiyor, dağlar gerekiyor, denizler... Soru sormak gerekiyor, durmadan sorular gerekiyor. Ben neler, ne yıllar, yıllardır uğraşıyorum kendime değer vermeyi öğrenebileyim diye. Aynı adamla... Aynı ilişkinin içine girmeyeyim sürekli diye. Çünkü hepsi aynı aşağı yukarı. Sen oradan yaralısın abi. Sen babanın geri dönmesini istiyorsan hala. Sen hala babanın gelip o sofraya oturup annenin saçını okşayıp size öpücük kondurmasını istiyorsan en derinlerinde. Sen hep babanı bulacaksın. Senin masana hep baban gibi herifler oturacak. O baban zaten senin. Ya da annen ya da seni yaralamış olan bir insan figürü. Ve hala yoksun biz bu kadını suçluyoruz. Evet, evet. Onu yaptı, bunu yaptı, bu da böyle yaptı. Şu. Ya bu kadının yardım alması lazım, destek görmesi lazım. Kendini sevmeyi öğrenmesi lazım. Böyle bir, zaten böyle bir memlekette para kazanan, başarılı, güçlü, güzel bir kadınsan sen muhakkak ayvayı yedin birader. Muhakkak cezanı verirler. Senin cezanı verirler. Senin o ağzını bir güzel bir yerlerde kapatırlar gizli saklı odalarda. Hanımefendi cezayı görüyor. İkinci ilişkisi de bir süre sonra bitiyor. Yani ikinci ilişkin de bitti. Biter. Her gün alkol alıyorsun. Bitiyor evet. Her gün alkol alıyorsun. Çok para kazanmışsın ama işlerin eskisi kadar iyi gitmemeye başlıyor. E tabii. Yıllar içinde yoruluyorsun. Evet. Eskisi kadar tutup koparma isteği azalıyor. Evet. Evet, kalbin kırılıyor. Sürekli hayal kırıklığına uğradın yıllardır. Ve hızlı bir çöküş yaşıyorsun. Tabii ki yaşarsın. Elde ettiğin servetini ve şöhretini kaybedersin. Öyle oluyor gerçekten. Canımın içi ya. Yani dedenin evinde yaşadığın yangın günleri gibi günler geri bak, geliyor. Bak bu kadar adam bir kadının hayatını ne yaptı? Evet. Kadın evet. Oradan çıkamıyor diye bu kadar adam ne yaptı ve hepsi de kadının suçu olacak. Ne hissettiğini anlatmaya devam edersen soru olduğumu soruya gerek kalmayacak. Devam et lütfen. Benimle hiç ilgisi olmayan bir denklemin içinde hop babam birinin peşine düştü, bizi unuttu gitti. Hop bizim burada evimiz yandı. Hop ben bir hayat kurmaya çalıştım kendime. Olmadı. Karşıma çıkan insanlar aşağı yukarı benim bildiğim yerden geldi.
Nereden bileceğim? Çevrenle, evet. Ben beni gerçekten seven, bana gerçekten iyi davranan, benden gerçekten hoşlanan erkekleri beğenmiyorum ki zaten. Bunlarda bir sorun var herhalde gibi geliyor bana. Ben nerede olmayacak bir iş var? Nerede bana iki narsist şov yapıp beni çok sevdiğini ilk bir iki ay böyle gevşek böyle beni seviyormuş gibi yaptı. Hop kapattı beni. Bitti zaten. Benim alışkın olduğum şey bu. Ben işkence görmeye alışkınım. Ben sevilmemeye, terk edilmeye, aldatılmaya alışkınım zaten. Benim bütün çocukluk dinamiğim bu. İçinde büyüdüğüm dinamik bu. Ben hayatı böyle sanıyorum. Terapiye gitmediysem, kendi hayatımı daha güzel bir yere getirmek için uğraşmadıysam, bekarlık orucuna çıkmadıysam, ben hepsini yapıyorum çünkü mecbursun. Baktın aynı alışkanlıklar geri dönüyor. Hop hemen tekrar toplama. Evet. Uzaklaşacaksın. Sen hep gene aynı havuzdan yüzmeye başladın. Sen git bakalım diyorum. Ama diyemeyebilir. Kalbim çünkü her nesilde yani. Şimdi o kadın o nesilde bunları diyemediği için ben bu nesilde bunları diyebiliyorum. Tamam. O benim ana atam. Merak atam o kadın mi? Benim. Kim olduğunu merak ediyor musun? O benim zaten artık atam yani. O benim annem, o benim halam, o benim ablam yani. Tanışalım her kimse mı? Tanışalım ya. Yani. Tanışıyoruz. Bu hikayedeki kadın Cahide Songun. Canım benim ya. Güzelliği, yeteneğiyle hepimizin tanıdığı tiyatro ve sinema oyuncusu. Türkiye'nin de ayrıca ilk kadın yönetmeni tabii ki. Cahide Songun. Cahide Songun yaşadıklarıyla mücadele etmekte çok zorlandı. Hikayesini bir kısmımız gayet iyi biliriz. Ahmet, kim zorlandı sevgili ki? Ahmet Mümtaz. Canımın içi. Cahide'nin yerine bir adamı koy bakalım. Hayatta kadının geldiği yere gelebiliyor muydu? Bir de çok yani... Çok trajik bir şey var burada. Yani tamamı öyle ama yapım şirketi de tesadüfen çıkan bir yangınla kül oluyor. Yani dedenin evinden sonra ikinci kül orası. Bütün parası, serveti, birikimi kayboluyor ve 5 yaşındaki kızıyla birlikte ortada kala kalıyorlar. Şimdi tekrar soruyorum. Bütün bunları bildiğin halde yine de aynı yolu seçer miydin? Cahide'yim ben. Ne yapayım başka? Ne yapayım? Benim çağrım belli. Ben bilmesem bile birilerine görünür olacak. İlle o mesleği icra etmesem bile ben bir yerde bulaşık da yıkasam, ben bir yerde sekreterlik de yapsam, ben bir yerde güvenlik görevlisi de olsam ben Cahide Songun'um. Gene öyle oldu. Yani ne yapayım ben? Benim yolum bu zaten. Songun'un ikinci eşi vefat ettiğinde, yani ayrılmışlardı ama kızı ve ondan bir kızı var biliyorsun. Kızı ve kendisi mirastan pay alamadılar. Kızı İngiltere'ye gitti. Bu nasıl bir kanun mesela? İngiltere'ye gitti. Yani kanunlar ve orada kim bilir başka ne kategoriler var. Neler dönüyor, var. Neler evet, dönüyor. Evet. İngiltere'ye gidiyor, bir restoranda çalışmaya başlıyor. Cahide Hanım son günlerini ne yazık ki meyhane köşelerinde geçiriyor. Alkole bağımlı. O kadar yara almış bir insan, hiç evet. Desteği yok. Yine de eski günlerin hatırına bazı ve tabii ki büyük yeteneği ve kişiliği nedeniyle de aslında birkaç film ve tiyatro oyunu ile ilgili şeyler alıyor, teklifler alıyor. Ancak bunlar ona hiçbir fayda sağlamıyor. Cahide düştüğü durumdan o çukurdan bir daha çıkamıyor. İngiltere'de garsonluk yapan kızı ise bir daha hiç ülkeye dönmüyor ve artık izini kaybettirdi. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Haksız mı? Değil, hayır. Hiç değil. Yok, yargılamak kendi için söylemedim. Tabii. Ben de zaten ismini burada tekrar yani hiçbir şekilde söylemiyorum. Üzüntü olmasın. Çünkü burada amacımız insanların özel hayatlarını, yaşamlarını didiklemek değil. Sadece bu kadar güzel insanların içine kaldıkları o durumlardaki... Bakın kimin bile, kimlerin bile nasıl güzel, nasıl yetenekli, adına nasıl... Adına ödüller verirsin, özel insanlara başarı ödülleri geliyor. Verirsin onun adıyla ama o insanın acısını hiç bilmiyorsun işte sen. Yetmiyor Ceniko. Yetmez. Yetmiyor. Yetenek de yetmez. Bir kez daha yanlış adamı seçiyor. Seçer. Ve alkolik bir tiyatrocuyla birlikte oluyor. Birlikte oluyor. Belki evlenmiyor. Bu ilişki gerçekten de sonunu getiriyor. Olur. Evet. Sevgilisinden ayrıldığında tamamen tükenmiş vaziyette. 1981 yılında bir canım arkadaşına evet. Ait bir depoda Ardiye'de hayata veda ediyor. Cahide Songun. Koruyup kollamamız, pamuklara sarmamız gereken bu güzel insanların... Bak hayatının bir parçasında şöyle acayip şeyler var. Yaptırdığı evinin temeline altınlar konuyor. Ayakkabısından içkiler içiliyor. Ya. Paris'ten alışveriş yapıyor. Ya. Falan.
Son günlerini elektriksiz ve rutubetli bir ardiyede, demin sözünü ettiğim depoda geçiriyor. Bir de şöyle bir şey var, onu da eklemiş olalım. İkinci eşinden ayrıldığı sırada kariyerin ilk günlerinde ona çok yardım eden, destek olan aslında Muhsin Bey'den, Muhsin Ertuğrul'dan evlenme teklifi alıyor. Kabul etmemiştir onu. Hayır. Evet. Hayır. Çok iyi anlıyorum. Sence neden? Çok iyi anlıyorum. O kadar kıymetli bir adamın yanına o halde mi gitsin? O kendi halini bilmiyor mu? O çözemediği yaraların onu ne hale getirdiğini, nasıl... Ya o kadar... Ben bunu biliyorum, bu duyguyu, bu değersizliği biliyorum. Ben bunu biliyorum. Ben böyle hissettim yıllarca. Böyle insanlara verdim kendimi. O insanlara işler buldum, evler kurdum. Aslında bunu şöyle... biliyorum yani. Bir kadının kendine değer vermeyip ömrünü birilerine adayıp yavaş yavaş tükenmesi nasıl bir şey biliyorum ve... Doğru söylüyorsun. Sana gelen güzel insanları... Ama galiba bir teklif aldığı zaman o kadar da kötü durumda değil. Olması ama... bile önemli değil. Evet, o kadar içi, da önemli değil. Onun içi o durumda zaten. Bunu biraz çok büyük bir yardım olarak düşündüyse... Tam olarak... Onu da yediremiyorsun. Evet, hayır. Ben... Diye düşünüyorsun değil mi? Tam olarak hani sen beni mi kurtaracaksın? Evet, evet. Ha, sen evet. Oysa ki orada benim gerçek bir aşk olsa bile göremez. Evet. Çünkü gerçek aşk kurtarmaktır da biraz. Evet, evet. Kendini kurtarmaktır her şeyden önce. Muhsin Bey orada kendini kurtaracak. Ama bizimki gururundan. Çünkü babasız kız çocuklarında çok anlamsız bir gurur olur genelde. Peki şöyle bir şey sorayım tam bu noktada. Doğal olarak. Yani sana iyi geleceğini bildiğin ama aşık olmadığın biriyle birlikte olur musun diye sorayım. Yani Muhsin Bey'in o teklifini reddetmiş Cahide. Bu benim içimi çürüttü. Bunu da yaptım. Burada da sevgili Cahide'nin ayakkabılarını, o şampanya dolu ayakkabılarını ayağıma geçirmek ne haddime ama bir geçireyim bana sorduğun için bu soruyu. Bunu da yaptım. Ben de hiç çalışmadı. Onu da hiç çalışmamıştır yani. Yani geçmiş deneyimleri tekrar yaşayıp kendini tahmin etmek için aynı kısır döngüye girmek gibi değil mi evet. Biraz? Evet. O da yani ah keşke terapi herkes için her çağda bu ülkede özellikle bu toprakta burası Mezopotamya ve herkesin gelip geçtiği yer. Herkesin birbirinin üstüne basıp bir yerlere gittiği bir toprak aslında burası. Bir akış var burada hep sürekli. O yüzden hani keşke yüzyıllardır buralarda bize böyle terapi hizmeti veren, şifa hizmeti veren, yok ailemizle ilgili yaralarımızı sarmaya çalışan böyle şamanlar, terapistler, şifacılar olsa keşke de hani... Tesbih gibi değil mi? Evet. Yani bu dünya güzeli insanların yardım almadan, bir destek almadan çürümeleri. Batı'da psikiyatri bizde tesbih vardır. Evet. Evet. Sabırla da ilgili. Onu da kadınlar çekince tuhaf bakıyorlar. Halbuki kadınların çok tesbihe ihtiyacı var biliyorsun. Peki kariyerinin başındaki Kalben'le bugün karşılaşsaydın kendisiyle ne konuşurdun acaba? Lütfen kendini bu kadar... Anlamsız, sahipsiz ve değersiz sanma. Seni çok seviyorum ve ben seni çok seviyorum ve ben sana bayılıyorum. Her ne olmadığını düşünüyorsan aslında hepsisin. Bütün o sevgi de senin ve bunu alacaksın. Lütfen kendi yolunu kendin çiz. Sen kendi doğrularını duyana kadar sakin, sessizce bir otur, acele de etme. Serserilik de yapma, bir dur düşün. Aşık da olma. Sadece bir dur düşün, şu önünde uzanan güzel yolu bir gör. Ağaçları, kuşları, oradaki nehri, oradaki denizi. Kalben lütfen acele etme derdim. Kendine haksızlık ettiğin çok zaman olmuştur çok, herhalde değil mi? Hepimiz çok, gibi. Çok. Belki de yani bunlar en çok şeyle mi ilgili? İnsanın kendini çok sevip sevmemesi. Çok hatta ilgili. Sevip sevmemesi, çok sevip sevmemesi. Çok ilgili. Hep söylüyoruz bunu. Kendini sev, kendini sev. İyi de nasıl seveceğiz? Yani onu da... göstermemiz lazım. Yani cesaret lazım. İlkokulda yıkma cesareti. Bunu. Evet yani ilkokulda yıkıp çocuklara duygularının cesareti. İsimlerini öğrendikleri dersler verelim. Çocuklara nefes alıp verme, kaygıyla ve panikle mücadele etme dersleri verelim. Çocuklara kendileriyle ilgili sevdikleri bir özelliği, her gün yazdıkları bir günlük tutma ödevi verelim. Biz insanlara öğretelim. Soru sormayı öğretelim. Kendine nasılsın cevabını diye sormayı insanlara. Cevabını alana kadar ısrar evet, etmeyi öğretelim. Israr etmeyi öğretelim. Hayır demeyi öğretelim. Gerçekten istediği ve istemediği şeyleri ayırmayı, ayrı kutulara koymayı öğretelim. Sırf. Çünkü bak zaten empatiden konuşuyoruz ya. Empati soruyla başlayan evet. Bir şey. Soru sormuyorsan kendine. Kendine ve etrafına. Ve etrafına. Önce kendine sonra tabii. Etrafına sorular sormuyorsan empatiyle yakınlaşman, buluşman, karşılaşman biraz daha ertelenmiş olur. Bunu yapmamak lazım. Bu insan ne durumda? Bu insan şu an nasıl hissediyor? Bu insanı bu duruma getiren koşullar nelerdi? Evet.
Nerede okudu, nerede büyüdü, anası babası nasıl insanlardı, eşi nasıl biri, çocukları nasıl insanlardı? Ben olsaydım ne yapardım? Nasıl bir ekonomik durumun içindeler, nasıl bir eğitim durumundalar, nasıl bir din baskısı var orada ya da inançsızlar mı? Ya da Budistler mi? Ya da ya bir sürü şeye bakabiliriz insanlarla ilgili. Birçok şeyi göze alabilmeli insan diye düşünüyorum. Ona katılır mısın? Yani demin söylediğim gibi kendini gerekiyorsa her seferinde yıkıp yapmayı, yeniden inşa etmeyi göze alarak. Ne güzel diyorsun. Çünkü çalışmıyorsa yık. Daha iyisini yap. Bunu hak ediyorsun. Şu kendini seven insan bunu yapar. Şu koruduğun durum güzel bir durum mu? Bir bak. Şu kuruduğun, yani içini kurutan şu iki kuruşluk duruma döndü bir bak. Bunu mu koruyorsun? Mesela bütün hayatınla. Şu kazanma kaybetme üstüne kurduruyorlar ya bize. Sürekli. Yani ya kazanacaksın ya kaybedeceksin. Öyle bir şey öyle değil. Öyle bir şey değil ki konuşmanın bu ya. Konuşmanın başında sen çalışmayı, kendi çalışma biçimini ve işini aslında kutsamak demeyelim de çok iyi çok sevdiğini söylerken de aynı şeyi düşündüm. Çalışmak ve para kazanmak aynı şey değil. Değil. Ben mesela para kazanmayı becerebilen biri üretmek, değilim ama yani çalışmaya bayılan biriyim. Evet, bence üretmeye bayılan biriyim. Evet evet üretmek. O başka bir şey. Her çalışma üretimle sonuçlanmıyor. Evet her üretim parayla sonuçlanmıyor. Evet. Her para neşeyle sonuçlanmıyor. İnsanın ilişkisi kendisiyle ilişkisi de böyle. Yani, ne güzel diyorsun ya. Yıkıp, yıkıp yeniden yapmak üstüne kurulu. Başka türlü tekamül diye bir şeyden gelişmeden de bahsetmemiz. Ama insan kendini yıkmayı öğrenmelidir. Önce bir cesaret etmelidir. Önce buna bir cesaret etmelidir ve biz eğer korkak çocuklar yetiştiriyorsak, biz aslında çocuk işçiler yetiştiriyorsak, çocuk eğreti gelinler yetiştirmeye devam ediyorsak, çocuk köleler yetiştiriyorsak biz bu çocuklar büyüyüp nasıl hayatlarının inisiyatifini alıp cesur kararlar verip riskler alıp o heykelleri yıkıp o düzenleri değiştirecek? Ve bu ülkenin geleceğiyle ilgili önemli kararlara imza atacaklar. Bir de. Bu oy bir de ülkelerin geleceğini değiştirecek. Farklı sorumluluklara, yurttaşlık sorumluluklarına kadar büyüyen bir şey. Çok çok teşekkürler, çok güzel bağladın. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Çocukları da çok seviyorum. Şimdi böyle bir ailemiz var bizim ve biz nereye gideceğiz abi? Evet. Bizim evimiz, yurdumuz yandı. Biz nereye gideceğiz? Böyle bir insanı sadece sanat kurtarmaz mı ya? Ahmet Mümtaz Taylan, sen benim özel hayatımı mı biliyorsun? Hayır, hayır öyle bir şey bugün yok empatik da. Ama neler oluyor? Bir erkeğin sevgisi nedir? Bir erkek gerçekten sevdiğine nasıl davranır, nasıl sahip çıkar biliyor mu? Yok. İnsan nasıl bir yara çemberinin içinde dönüp durduğunu fark edemiyor. Senin o ağzını bir güzel bir yerlerde kapatırlar bizi saklı odalarda. Cahide'nin yerine bir adamı koy bakalım. Hayatta kadının geldiği yere gelebiliyor muydu? Yeni bir hikayem var. Dinlemek ister misin? İsterim. İnsan soyut ya da somut birçok şeyi sevebilir. Sokağı, denizi, yeşili, hayvanları, sesleri, havayı, yazı, kışı, baharı, sonbaharı. Elbette bir başka insanın. İki insan arasındaki sevgi diğer sevgi türlerinden epey farklı tabii. Soru. İnsanlar birbirlerini nasıl severler? Bir tarifi, trafiği var mıdır bu işin? Ben sevdiğim insanların neye dönüşebileceklerini, aslında ne kadar da öyle olduklarını ama şu an öyle olmaya bir yolda olduklarını falan düşünerek onları sevmiyorum artık. Bir insanı severken ama onun ne olabileceğini değil, onun tam olarak olduğu şeyi sevmek. Sen onda bakıp da kusur görerek değil. Ah burası da şöyle olsaydı diye değil. Ben onu alır şöyle yaparım. Ben onu sevgimle nerelere götürürüm. Ben ona neler bulurum, neler giydiririm, ne işlere sokarım değil. O aslında çok akıllı da işi kötü. Ben ona neler bak şimdi ona bir özgüvenle geleceğim. O nasıl bak kendine güvenecek de ne işlere gidecek değil. Sen getirdin konuyu buraya. Getirdim. Ben de soracağım. Bunu biraz kadınlar erkeklere çokça mı yapıyor? Yani beşlik bir arkadaş ama ben bunu iyi bir çalışmayla yedilik sekizlik hale getiririm. Yüzyıllar boyu kendi hayatlarını özgürce yaşayamamış bir ırktır kadın ırkı. Sözünü düzgün, dürüstçe açık edememiştir. Kafası uçmuştur, meydanda yakılmıştır. Özgür yaşamaktan bahsediyorum yani. Sırf kadın olduğun için öldürülüyorsun ya. Bu kadar, bitti. Hoşuma gitmedi, bana laf etti, erkekliğimi gıcık etti, ben de öldürdüm. Bitti. Evet, evet. Bitti, sen bu kadar değersizsin. Hassasiyetlerine sen yüzyıllardır bu kadar değersizsin be de. Sen yüzyıllardır bir atıksın, atık. Erkeğin kemiğisin sen. İkinci cinsiyetsin. Sen dördüncü şahitsin. Ne yapacaksın? Elinde iş yok. Bunlar da bozuk. Tamir edeceğiz. Tamir etmek istiyor insan tabii. Daha çamaşır sepetinin içine çorap atmayı bilenle tanışamadık. Hep önüne atıyorlar diye kaç yaşında kadınlar onu konuşuyoruz. Şimdiki hikayemizde bundan uzun yıllar evvel bir köyde
ailenle birlikte yaşayan 18 yaşında genç bir kadınsın köyde. Ah, tamam. Bana sakın sivil toplum örgütlerinden falan bahsetme. Benim dünyam orası. Evet. Küçük bir yer olduğundan imkanlar kısıtlı. Tabii ki biraz da içine kapalı. Tabii. Arkadaşlarım var. Vaktin çoğunlukla doğal olarak evin, bahçenin, tarlanın neyse sorumluluklarınla geçiyor. Onların gerektirdiği, o sorumluluğun gerektirdiği işleri hallederek geçiyor. Yani doğal olarak çok fazla sosyal hayatın yok ama hoşlandığın genç bir adam var. Olmaz mı? Ben genç kızım işte. Bitti. Peki yaşadığın köyde böyle küçük bir çevrede birini sevmek nasıldır sence? Herhalde... Nasıl korku dolu, nasıl umut dolu, nasıl heyecan dolu ama nasıl böyle tedirgin, nasıl böyle utangaç, nasıl böyle kendimden ne verirsem benimle kalır ama bir yandan da o kadarını vermemeliyim ki beni... Tuhaf, hani ahlaksız, namussuz da zannetmesin ama ben onu çok seviyorum. Bir elini mi tutabileceğim, bir yanağını mı öpebileceğim? Hani ne tedirgin, ne tekinsiz, ne... O senin hakkında farkında mı, senin farkında mı, haberi var mı? Farkında mı, beni biliyor mu, burada mıyım onun için? Ona cevap vereyim, ona cevap vereyim. Ver. Öğreniyorsun ki o da seni seviyor. Odasıyla konuşarak seninle evlenmek istediğini söylüyor. Babası da onun bu isteğine rıza göstermiyor. Babasına karşı gelemedi. Yani baba reddediyor, kabul etmiyor. Yine ona bak, ne söylerdi? Egemenlik. Bak ya gene dedim. Egemenlik bizim ülkemizin en büyük problemidir. Kendi şey çünkü, feodal bey. Hani o seçecek kızı. Sana ne birader, bu iki insan birbirini seviyor. Sal artık geleneğini, sal artık bu atalığını, tesbihliğini ya. Bırak artık ya bu insanları. Yeni nesil, o sürdürecek hayatını. Yeter be kardeşim ya. Evet. Yükseliyorum, dinlemeye devam edeceğim. Evet, bir kısmı. Sonra seni kaçırmak istiyor çocuk. Tabii ne yapacak çocuk? Kabul eder miydin? Aşkım niye etmeyeyim? Seviyoruz ya birbirimizi. Biz gencecik iki çocuğuz. Damarlarımızdan aşk akıyor, coşku akıyor zaten. Genciz biz ya. Çürüyelim mi biz orada ya? Ama çocuk babası karşı geldi, izin vermediği için üzülüyor ve hayata küsüyor. Küser tabii. İlhan İrem sendromu. Sence onun başına ne gelmiştir? Ahmet. Oğlanın başına kısa bir süre sonra teselli bulsun, biraz kendine gelsin, hatta unutsun diye ne yapıyorlar? Evlendirirler o çocuğu. Hayır, askere gönderiyorlar. Ha, askere yollarlar. Önce askere işte. Gidiyor. Evet, önce oraya gidiyor. Şimdi eski zamanlardan bahsediyoruz, askerlik öyle... 18 ay. Hayır, 4 daha yıl. Daha da 4 yıl. Muazzaf asker. Aman 4 Allah. Yıl. 4 yıl. 4 yıl gidiyor. Askerlik bitince tekrar seni bulmak ümidiyle köyüne dönüyor. Sen evlisin ve bir çocuğun var. Ne olacağını bilmeden de onu bekler miydin acaba? İnsan 18 yaşında aşık olduğunu unutur mu ya? İnsan bu şekilde ayrılmak zorunda kaldığı, bu şekilde birbirinden koparıldığı birini unutur mu? Ama evlendin, çocuk var. Ne yapayım? Köyde 18 yaşında genç, 19'umda evde kaldım zaten köyde. 19'umda kız kurusuyum, haydi bitti. Evlenmeseydim öyle olacaktı. Evet. Peki 4 yıl sonra karşında gördüğünde ne yapardın? İçim kıpır kıpır olur. Onu gördüğüme mutlu ya, olurum. Ya çocuk var ama senin. Ne yapayım? Eteğini çekiyor. Ben anne oldum diye sevmediğim bir adamla, doğru dürüst aşık olmadığım biriyle evlendim. Onunla eşlik vazifelerimi yerine getirdim. Ona eş oldum. Bu dünya tatlısına da anne oldum diye. Şimdi benim gerçek duygularım, gerçek arzularım. Açık bir yara kalırdı. Üflesen, kalır tabii ki. Üflesen acıyacak i̇ster bir yara. İster köyde doğayım, ister kasabada, ister New York'ta. Ben insanım, insan. Ben aşık olmuşum ya. Size ne be? Evlendiğini öğrenince delikanlı. Yıkılır ki. Nefret eder terk hayattan, edin. Terk eder, meczup olur ya. Bir kasabaya gitti. Orada tanıştığı başka biriyle evlendi, yeni bir hayat kurdu. Ve birbirinizi bir daha hiç göremediniz, koptunuz. Onun da evlendiğini öğrendiğin zaman ne yaparsın, ne düşünürsün? Ne diyeyim, ne düşüneyim? Ne yapsaydı? Ya ne olacaktı? Ya ne olacaktı diyeceğim tabii. Bizi ayırmışlar Ahmet. Birleşemeden. Bizi ayırmışlar zaten el ele tutuşamadan. Ne kadar ayıp ya. Burada milyonlarca insan hala bu durumda ya. Hatta o mutlu sana ulaşsa, babası verse, o onu alsa etse filan da mutlu olup olmayacakları belli değil onu bu hayat arada. Gösterecek. Belli değil. Ama bunlara kapı ama daha baştan kapanıyor. Yani. En baştan birbirini seven iki çocuğu ayırmaya biz hak görüyoruz. Kalbancığım, aradan uzun yıllar geçiyor ve hiç görüşmüyorsunuz. Yani koptunuz biliyorum. Eşin ölüyor. Ve sen son yıllarını biraz huzur içinde daha rahat geçirebilmek için bir huzur evine yerleşiyorsun. Orada karşılaşalım ne olur Ahmet. Bu hikayede genç yaşlarında birbirlerini çok sevseler de aileleri yüzünden ayrı düşen iki aşık, iki gerçek insan var. Şimdi onları tanıyacağız.
hanımefendinin adı. Maşallah sizi Allah mesut etsin ya. Kendim evlensem bu kadar mutlu bak, olmam ismi abi. Döndü. Dönsün döndüme zaten. Ne? Beyefendinin adı da, babacığımın adı da Mustafa. Ben değil Mustafa. Evet. Bugün Mustafa, Mustafa'ları bilerek mi seçtin sen? Yok hayır. Tamamen tesadüf. Mustafa Karakoy'un başka bir kasabada evlenip aile kurmuş. Uzun yıllar sonra eşi vefat edince o da çareyi huzur evine gitmekte bulmuş. 92 yaşında yani senin döndüğünün onu tanıdığı günden 77 yıl sonra gittiği huzur evinde ilk aşkı döndüğü karşısında bulmuş. Sen işte o hikayedeki döndüsün. Şimdi soruyorum, kavuşunca aşk biter mi? Yani 77 yıl sonra karşılaştığında ilk ona ne söylerdin acaba? Biliyorsun derler ki kavuşursan aşk, kavuşamazsan efsane olur. Kavuşamamışlar. Ne derdin ilk karşılaştığın zaman? Nasılsın derdim. Ne yaptın? Nasılsın? İnsanın rahat bir sesi nasıl olur mu acaba? Bir şey sorabilecek sesi olur mu? Bir de bir şey söyleyeceğim. Nasıl tanımışlardır birbirlerini acaba? Çünkü 77 yıl. Ahmet, aşk işte resim böyle bir yok, şey. Resim yok, iletişim yok. Yani bu toprakların unuttuğu şey bu. Sevmek, bağlanmak, istemek. Aşk bu kadar sade, bu kadar tatlı, bu kadar güzel sembiyotik bir şey. Bunu bozamazsın. Bunu yıllar da bozamaz. Bunu bilmem kaç kişiyle yatıp kalksan, bilmem kimlerle evlensen, kaç kişilerden çocuk yapsan. Edilemez. Bu öyle bir şey değil. Tanımlanamaz. Bunu rahat bırakın artık. Evet. İnsanların aşklarını rahat bırakın artık. Ne olur artık şu insanlar birbirlerini sevip birbirleriyle evlenebilsin, yuva kurabilsin, çocuk yetiştirebilsin. O yüzden o evlerin içi şiddet dolu. O yüzden o evlerin içi nefret dolu. O yüzden insanlar kendilerini, çocuklarını korumak için ne yapacaklarını şaşırıyorlar hala. Çünkü birbirini sevmeyen insanları evlendirmeye devam ediyoruz. Konuşamayan, edemeyen, duygusunu ifade... Biz eşya değiliz abi. Biz öyle bir eve koyduğunda durabilen varlıklar değiliz. Bak durmuş kaç yıl. Ama gene bulmuş. Bitmez ki yani. Yani bu yani... Evlenince kavga da etmişlerdir ama ben söyleyeyim. Evlilik bak, biraz kavgalı bir şey. Bir kere vazgeçmemeleri çok acayip. Çok tatlı bir şey ya. Belki de hiç dile getirmeden, hep susarak. Zaten galiba yani bunu neye verir? Susmayı kaldırabilecek kadar büyük bir güç gerektiriyor bu iş. O gerçek öyle bir şey. Hani dedin ya bu. Aşk öyle bir şey işte. Ha. Yani aşkın gerçekliği burada. Onlar birbirlerini olabilecekleri insanlar için kaba kalıba sığmayan bir şey. O iki insan arasında oluverdi o. Bitti. Kokusuna çekildi, duygusuna çekildi. Bitti gitti. Biz bunu açıklayamayız. O iki insan arasında olabiliyor bu sadece. Eşleriyle olamadı bu. Açıklayamıyoruz bunu. Bunun şeyi yok yani, feromonlar böyle salgılandı ya da işte Allah böyle yazdı. Öyle değil bu yani. Bu açıklayabildiğimiz bir şey değil bizim. 77 bütün evrenin temelinde, inancın temelinde bu var zaten bence. Çok doğu bir şey değil mi yani? Beklemek hani... Değil biliyor musun? Bu Norveç'te de olur. Bu Finlandiya'da da olur. Bu olur Arjantin'de de olur. Bu Kongo'da da olur. Eminim olmuştur. Öyle mi diyorsun? Yemin ederim olmuştur. Kalıbımı basarım olmuştur. Biraz daha devam et. Çok tatlısın. O kadar mutlu oldum ki bir araya gelmelerine ve de. Bak şöyle olmuş. Çocukları olsam tuhaf hissederim ama. Tabii ki. Yani tuhaf hissederim. Benim ya, çünkü ben öyle hissettim. Ama artık benim 90 küsur yaşındalar senin tuhaflığını hiç, senin aldıracaklarını zannetmiyorum. Sen de orada öşmeli miydi köşede? Ya. Otur baklavanı götür. İşine hadi boşver. Aynen olur. İşine bak ya, zaten yani. Huzur evine gelmişler. Yeter artık bile. Be. Bak bunlar birbirlerini hiç unutmamışlar. Unutulur mu bu ya? Bu beyefendiyle bu hanımefendi. Hatta Mustafa 92 yaşına rağmen döndüğüyle tekrar evlenmek istemiş. Buraya bak. Huzur evi yönetimi karşı çıkmış. Haydi buyurun. Yeter artık. Gerçekten artık yeter. Adam 92 yaşında bari kadınla bu yaşta evlenmesine izin. O da yeter demiş, döndüğü kaçırmış. İşte bu. Yes you go Mustafa. Hemen geri getirilmişler. Bulunup geri getirilmişler. Çok uzak kaçamadıklarını tahmin ediyoruz. Önce müdürle sonra belediye başkanıyla falan konuşmuşlar. Konuşulmuş ve sonunda... Döndüğüyle evlenmeye yeter onları da artık razı etmiş. Evlenmişler. Baksana hala kaç yaşındalar birilerini razı etmeye çalışıyorlar. Evet. Ahmet'im bu delilik değilse nedir? Adam 77 yıl önce yapamadığını yapıp bu defa kaçırmış. Helal olsun. Helal olsun. Gençken insan hem çok cesur oluyor hem de çok korkak oluyor. Evet. Ben çok iyi anlıyorum. Gençken babasına karşı gelmeyi denemiştir, gelememiştir. Bir yere gönderilmiştir, sürgüne gider gibi askerde... Ya, İnsanları sürgün ediyorlar ya.
Evet, bir yandan da şu yaşlarına ve tatlılıklarına bakarak şunu söyleyebiliriz değil mi? İnsanların evlenmek, birbirini sevmek için çok uzun yıllar tanışmalarına falan da ihtiyaç yok değil mi? Yok. Ben birbirini 10 yıl tanıyıp evlenip 6 ay sonra boşanmak için hani bir yıllarını doldurmayı bekleyen insanlar da tanıyorum. Bunlar doktoralı falan. Hani çok eğitimli, akademik, bilgili, entelektüel. Hiç oralarda değil konu. Konu o değil. Tıpkı çok eğitimli insanların çok rahat şiddet uygulayabildiği gibi. Ne kadar güzel söyledin. Evet. Şiddetin hiçbir ekonomisi, hiçbir kültürü, hiçbir eğitim durumu yok. Evet, evet. Şiddet sevgisizlikten geliyor abi. Biz birbirini seven insanların çocukları olursak eğer, bizim de analarımız babalarımıza karşı kendilerini ve bizleri korumak zorunda kalmadan yaşayabilirse, biz anamızın babamızın el ele tutuştuğunu görebilirsek, aynı yatakta mutlulukla uyuduklarını bilebilirsek, evimizde çatımızın altında huzurla büyüyüp, huzurla okulumuza gidip, huzurla oyunlarımızı oynayıp çocuk gibi büyüyebilirsek, o zaman bütün hayat bambaşka olacak. Yani düzen değişecek zaten. Çocuklarınızı ihtiyaç duyduklarını düşündüğünüz her an kucaklayın, öpün, koklayın, sıkıştırın. Vallahi sevin. Fiziksel olarak da sevdiğinizi gösterin. Olarak, sözel olarak da sevdiğinizi gösterin. Sıkın, seni koklayın. Seviyorum deyin, senin yanındayım deyin, senin bu yaptığına gurur duydum deyin, seni alkışladım deyin, seni gördüğümde gözlerim doldu deyin. Evet, lütfen evet, erkek evet, kadın artık hangi cinsiyet, hangi kimlik umurumda değil, lütfen söyleyin, konuşun ya. Evet, evet. Bu hayvan terbiyeciliği değil. Değil ya. Evet. Şu tatlılığa bak, kavuşmalarına bu kadar mutlu olduğum iki insan verdin bana şu an. Yani 77 yılı bir daha düşünüyorum da şunu da söyleyeyim. Yani yüzünü, sesini, kokusunu unuttuğun birini özleyebilir misin? Özlersin. Özlersin, özlersin. Şarkı bile yazarsın belki onu. Tabii var mı ki öyle şarkılar? Var. Var öyle şarkılar. Senin de var değil mi? Var. Kendi gitti şarkısı kaldı yadigar durumlar var mı? Yadigar çok severim biliyorsun benim en sevdiğim konulardan biri var. Tabii ki var. Evet, Mustafa Bey'le Döndü Hanım belki birlikte yola çıkamadılar. Ama yolun sonuna kadar birlikte yürüyecekler o anlaşılıyor. Onlar için çok sevindiğimizi ikimiz de söylemiş olalım. Dünyanın her tarafında birbirini sevse de ayrı düşen çok insan var. Bütün ayrı düşenlere de kavuşmayı ayrılmasın dileyelim efendim. Peki bütün bu şeyler bağlamında gerçek sevgi bazen vazgeçebilmek midir acaba? Evet. Değil mi? Evet. Hadi biraz da bundan bak. Bunlar senin gerçekten at koşturduğun konularmış. Vay anasını seni hani seyirciler. Acaba biz bunu ikili bir programa dönüştürüp her hafta. Seni çok seviyorum. Bazen bir insanı çok sevsem bile şahsiyetinizde o kadar farklı yerler oluyor ki yetiştirilmenizde, kendinize eğilip kendinizi bunca yıldır ne kadar dinleyip kendinizi ne kadar eğip büktüğünüzde, törpülediğinizde o kadar büyük farklar oluyor ki sevdiğin insan sana göre çok daha ham kalmış olabiliyor, sağ ol canım hiç. Dimen sürmüyorum bu yüzden. Evet. Sık sık duygulanan bir kadın olduğum için teşekkürler. Bazen bunu görmek gerekiyor. İki insanın birbirini sevse bile birbirini mutlu edemediğini görüp bunu kabul edip bunu öfkeye, şiddete, nefrete ve büyük bir volkanik patlamaya dönüştürmeden namusunu oradan çekip gitmen gerekiyor. İşte insanlık namusu bence ailenin senin için seçtiği insanla evlenip onunla ömrünü noktalamak, namus bu değil. Namus sevmek, sevmeyi bilmek namus. Evet, evet. Bana bir göre. Benim gerekliliğim bu namusla ilgili. Benim tanımım bu. Sevdiğin birisi için en çok ne yaparsın? Ne kadar ileri gidersin? Çok ileri gittiğim oldu. Yani. Şarkı yapacak kadar. Ona sık sık gidiyorum. O mesafeyi saymıyorum. Sinirlendiğin zaman şey diyor musun Kayben? Dikkat et seni şarkı yaparım. Diyor musun? Diyorum artık. Çünkü diyorum. Sıkı bir tehdit. Ve ben korkarım. Da. Yani bana öyle bir şey söylesen ben korkarım yani. Geçenlerde bir dile düşeceksin kesin yani. Dile düşürüyorum ben yani. Çok işte seviyorum. Onu söylüyorum. Yani bence nasıl ki bu sektörün içinde bir erkek söz yazarı rahat rahat bir kadına beni sevmedin o yüzden ben bu hallerdeyim falan diye şarkılar yazıyorsa ben de seni sevdim. Seninle bir yuva kurmak istedim. Çok boş sen de bu durumun diye içine beni soktun. Kolpaymışsın diye şarkı yazabiliyor olmalıyım yani. Peki uğruna dehşet mistifikasyona yüceltmeyle dolu şarkılar yapılan kadınlar için ne düşünüyorsun? Hiç o kadın değilim. O
O yüzden gerçekten orada empati, mesela en zorlanacağım empati bu olabilir. Hani ya, uğruna şarkılar ya, yapılan. Boşa bastırdım işte. Evet, beni hakikaten boşa bastırdın Ahmet Mümtaz. Ben bir kadının bu şekilde aslında bir arzu nesnesi haline gelmesinde kadını çok sınırlayan ve kadını çok hapseden bir şey olduğunu gözlemliyorum. Genelde böyle çok güzel olan bir odaya girdiğinde bütün havayı değiştiren ve herkesin dibini düşüren dünya güzeli kadınlarla konuştuğumda sözümü dinlemiyorlar. Ne dediğime kimse aslında dikkat etmiyor. Benim isteklerim ve istemediklerim havada kalıyor. Ben de bu hayatı yaşayıp gidiyorum. Yani çok güzel de olsan gene sana çıkış yok abi. Abi. Gene çıkış yok. Gene o tahakkümün, gene o egemen baskının altında kalıyorsun. Ya galiba o... Cevap bunlar değil yani. Konu çok güzel konu olup olmamakla yani. Hayır. İlgili konu, bir şey değil. Çok zengin olup olmamakla ilgili. Çok başarılı değil. Olmak değil. Evet. Çok müthiş bir kariyer değil. Evet. Harika okullar, Robert'ler üzerine, Galatasaray'lar üstüne, Miami'de NBA'ler değil. Evet. Değil. Mardin'de doğmak değil, Zonguldak'ta doğmak değil, İskenderun'da doğmak değil, İzmir'de onlar doğmak değil. Onlar birer etken. Bunların hepsi onlar var. Çok önemli. Bunlar çok ama var. Ama başat şeyler değil, evet. Başlı başına ama bir... sen yaşamayı çok seviyorsan, ama sen bu yaşamda yaşayan her şeye değer veriyorsan, başta kendi yaşamının kıymetli mülkünü sahiplenmek olmak üzere. Kendini yıkıp yapabiliyorsan. Kendini yıkıp yapabiliyorsan, yolunda gitmeyen şeyleri dürüstçe kabul edip ben bu yolu değiştirmek istiyorum riskini alabiliyorsan, sevmediğin yerde sırf birine sarılıp uyumak umuduyla sırf daha rahat diye kalmayı reddedip rahatsızlığı seçebiliyorsan o zaman güzel oluyor ya. O zaman sen dünyanın en güzel kadını da adamı da oluyorsun. En başarılı insanı da oluyorsun. En zengini de hissediyorsun. Ben çok borçlu bir insanım ve hiç umurumda değil. Çünkü o kadar çok sevgi, o kadar çok dostluk var ki hayatımda. O paralar bulunur. Bir bankaya giderim, Aziz Hocam derim, bana bir kredi verin. Aziz Hocam bana verir, o borçlar ödenir. Ama ben sevgiyi satın alamam abi. Neşeyi satın alamam abi. Hadi oynayın benim için. Havalara ateşler açsam öyle bir şey değil bu. Sadakati. Sadakati. Şefkati. Dostluğu. Şefkati, yakınlığı, bağ kurmayı. Merhameti. Merhameti. İncelik vardır ya, incelik. Hani sen üşürsün diye senden önce düşünüp içeriden bir battaniye getirir balkonda oturuyorsunuz diye dostum. Bunları satın alamıyorsun abi. Bunlar için dünyanın en ünlü bilmem nesi olman yetmiyor. O insanların çoğu o yüzden uyuşturucu içki bağımlısı. Yapayalnız oldukları için o başarılı köşklerin, yalıların içinde. Evet. Mutsuz oldukları için bu insanların kaç kere rehabilitasyona girip çıktığı belli değil. Ya mutluluk bu olsa öyle olmazdı herhalde, değil mi? Keyifle içerlerdi, keyifle takılırlardı herhalde. Evet. Şey, rahmetli, benim hocam olmadı ama meslek büyüğümüz olarak hepsi hocamız sayılır. Yıldız Hanım, Yıldız Kenter hep şey derdi. Mutluluk sadece hatırlanabilen bir şeydir. Ne tatlı bir şey demiş. Sal artık geleneğini, sal artık bu atalığını, tesbihliğini ya. Bırak artık ya bu insanları. İnsan 18 yaşına aşık olduğunu unutur mu ya? İster ya. Köyde doğayım, ister kasabada, ister New York'ta. Ben insanım, insan. Atalığınızı yerim ben sizin ya. Ben sizin tatlılığınızı yerim. Maşallah size Allah mesut etsin ya. Ne olur artık şu insanlar birbirlerini sevip birbirleriyle evlenebilsin. Yuva kurabilsin, çocuk yetiştirebilsin. O yüzden o evlerin içi şiddet dolu. O yüzden o evlerin içi nefret dolu. Ne tatlı. Dört tane hikaye dinledim. Dört evet. Tane hikayede hemen hemen herkesin yerini düşünmeye, kendini onların yerine koymaya çalıştın. En çok hangisi aklında kalacak? Yarın bir tanesi aklında kalırsa hangisi olur? Hepsi kalacak biliyorsun. Hepsi kalacak. Tanıdığım insanların bazen isimlerini bilmesem de bana anlattıkları bir şeyi mutlaka hatırlıyorum çünkü. Tatlı. Seviyorum politik insanları. Politik doğruculuk cevabı verdi. Biliyorsun ki çocukluğumdan beri beni en çok etkileyen tema o olduğu için büyük ihtimalle o temayla yarın uyanacağım ve hani şiddet içinde yaşayan çocukları ve kadınları hep hissettiğim için mecburen bu benim his görevim. Bu, ben bunun memuruyum yani, bunu hissetmenin memuruyum. Ama istiyorum ki bu serseriler 77 yıl boyunca birbirine kavuşamayan serseriler, o dünya güzeli onlar aşıklar benimle kalsın. Ama. Onlar da şiddete uğramışlar. Görünür görünmeyen şiddet şiddetler. O kadar çeşitli ki. Şirket. Evet, bunu niye giydin? Ben seni çok sevdiğim tıpkı için kıskanıyorum. Tıpkı taciz gibi. Evet evet. Bugün evet, evde bekle beni gece 9'a kadar ama ben sabah 2'de geldim. Sarhoşsan gece 9'dan 2'ye kadar panik içinde beni bekledin. Şiddetler devam ediyor. Ben neler sayarım? Sen neler sayarsın? Evet, evet. Kaç çeşit şiddet var daha adını koymadığımız? Tabii tabii. Belirtmediğimiz. Sadece kelime seçimleriyle bile bir insanın canını yakmak neler mümkün. Diyebilirsin, evet. Hem de sakin, güzel böyle, bir tonda tatlı, konuşarak tatlı tatlı. Cemal Süreyya'nın iki kalp şiirini hatırlıyor musun? Ya. Biraz içinden biraz sonundan bir şey hatırlatmak istiyorum. Bugünkü konuşmamıza çok yakışacak.
İki kalp arasındaki en kısa yol, birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol. Sonuç öyle. Kuşlar toplanmışlar, göçüyorlar. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Sevmek için çok da fazla nedene falan ihtiyacımız yok. Yok. Öyle bir neden sıralama vazifemiz yok. Yok. Öyle bir şey yok. Herkes sevmek zorunda neden da değiliz. Neden seviyorsunuz? Biz çünkü sevebiliyoruz. Biz sevebildiğimiz için seviyoruz. Kediler gibi. İki evet. tane kedim var. Senin de var. İki kedi bambaşka bir tat. Bazen soruyorum daha eski kedicilere, daha şey olanlara, tecrübeli olanlara. Ya bu arkadaş niçin ince bir pencere şeyinin tepesinde durabiliyor diye soruyorum. Sevdiği için. Cevap veriyorlar çünkü yapabiliyorlar. Ve yapabiliyorlar evet. Orada durmayı seviyor, keyfi oraya istiyor ve gidiyor orada duruyor. Bugün yapabildik, birbirimizi anlayabildik. Birbirimizi dinledik. İyi ki varsın Kaybencim, çok özel bir insansın. Bizimle paylaştığın özel şeyler, çok cesursun. Çok ya... O kadar çok hayattan insan, istediğin o kadar sadece halde... fayda değil ama sen hem güzellik hem fayda sunan bir insansın. Saçan bir insansın. Aldığımı saçıyorum, gönlüm sevgi bu. Alıyorum, eyvallah, sevgi eyvallah. Saçıyorum, ne yapayım? Tekrar çok teşekkür ediyoruz burada olduğun için. Ben size ve bütün empati ekibine empatinin teşekkür ediyorum. Empatinin neredeyse vücut bulmuş haliyle konuşmaktan çok zevk aldığımı söylemeliyim. Sağ ol, var ol. Seni çok seviyorum. Burada olmak çok güzel. Ve beni ağlatamadın Ahmet Mümtaz Taylan ama neredeyse ağlıyordum, bunu unutma. Evet ama o ihtimale karşı peçeteyi de almak zorunda kaldın, onu da unutmayayım. Programımızın sonuna geldik. Şahane Kalben muazzam bir program yaptı. Ben de o sırada buradaydım. Çok mutluyum kendisini ağırlamaktan. Önümüzdeki hafta başka bir tatlı konukla buluşmak üzere. Hoşçakalın.